Toplantı davetimizi kabul ettiği için Erdal Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Güzel ve aydınlatıcı bir toplantı olacağını düşünüyorum. Erdal Arıkan Hocam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini daha sonra California Institute of Technology'de tamamlamıştır. Hocamın uzmanlık alanı bilgi kuramı ve haberleşme sistemleridir. Hocam 5G standardında kullanılmakta olan kutupsal kodlar adı verilen hata düzeltme algoritmasının geliştiricisi olarak tanınmaktadır. Kendisinin birçok ödülü bulunmaktadır. Vakti değerli zamanında kullanmak adına hepsini saymayacağım. Bugünkü toplantımızı Hakan Güldağ arkadaşımız yönetecek. Kendisi Türkiye Medya ve İletişim Meclisi Başkanlığı'dır ve aynı zamanda Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'dir. Buyurun Hakan Bey, sözü size bırakıyorum. Sağ olun, var olun başkanım. Size ve Enosat'ın üyelerine çok teşekkür ediyorum. Hocama gerçekten benimle böyle bir söyleşi yapma fırsatı verdiği için de ayrıca hem hocama hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii siz az bile söylediniz. Hocam için çok şey söylenebilir ama hocamın ne kadar mütevazi bir insan olduğunu da hepimiz bildiğimiz için onları söylemeyeceğiz. Sadece şöyle bir Google'a bakmanız yeterli diyeceğim ben. İzleyenler, bilmeyenler açısından. Şimdi tabii gerçekten çok verimli ve de çok şey öğreneceğimiz bir buluşma olduğunu düşünüyorum ben de. Size katılıyorum başkanım orada. Hakikaten kafalarımızda da pek çok soru var. Hep yeni bir 10 yıla girdik. Ben bu 2021'i özellikle bu Covid-19'dan sonraki dönemi, virüs sonrası dönemi sadece bir yeni yıla girdik gibi görmüyorum. Bir yeni 10 yıla girdik ve taşların ciddi şekilde oynadığı bir dönem bu. Önemli bir dönüşüm 10 yılı, belki de ileride tarihçilerin yeni bir dönem olarak adlandıracakları muhtemelen bir yeni 10 yıl diye görüyorum. Hani bu çerçevede gelecek nasıl bir dönüşüm gerektiriyor? Yapay zekanın, 5G'nin, hocamın da biraz önce sizin söylediğiniz gibi tam bir uzmanlık alanı, işin ve endüstrinin geleceği üzerine etkilerini konuşacağımız bir toplantı olacak. Türkiye yeni sanayi dönemine hazır mı diye soracağız. Hasılı hakikaten böyle çok zengin, çok doyurucu bir buluşma olduğunu ben de düşünüyorum. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Tabii bizi izleyenlerle, onların sorularıyla daha da interaktif hale getirmeyi de sizinle konuştuğumuzda planlamıştık. O soruları da alacağız. Sibel Hanım sağ olsun onları bana iletiyor olacak. Ben de o soruları hocama da yönlendireceğim. Böylelikle bütün izleyenlerimizde, bütün katılımcılarımızda çok interaktif bir toplantı yapacağımızı düşünüyorum. Ben sözü fazla uzatmadan hocama bırakacağım mikrofonu ve ekranı. Kendisinin 5G ve endüstriyel uygulamalarıyla ilgili bir sunumu var. Onun arkasından da panelimize sizlerin sorularıyla devam ediyor olacağız. Sevgili hocam, Sayın Profesör Erdal Arıkan, söz ve mikrofon sizin efendim. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Ben de sözlerime Enosa'da teşekkür ederek başlamak istiyorum. Özellikle Hasan Basri Kayakıran Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu eğer Covid olmasaydı geçen sene Enosat'ın İstanbul'da yapacağı, düzenleyeceği bir panelde bazı konuları masaya yatıracaktık. Kısmet bugüneymiş. Eve kapanmanın başladığı ilk gün belki o nedenle kalabalık bir toplantı da aynı zamanda benim için büyük bir zevk olacak. Fakat Hakan Bey'e de çok teşekkür ediyorum kabul edip moderatörlüğü kabul ettiği için. Biz
Ben de güzel bir çalışma olmasını temenni ediyorum. Aslında ben buraya öğrenmeye geldim. Herhangi bir şey öğretmeye gelmedim. Bunu mütemadiyen söyledim Hasan Başlı Bey'e. Siz bu işin, endüstrinin, otomasyonun içerisindesiniz yıllarca, yıllardır. Ben ise bir üniversite hocasıyım. Fakat şu veya bu sebepten dolayı bu 5G ile 5G'nin endüstriye etkileri çok konuşulan konular. Çok sayıda davet alıyorum ben. Yani bu 5G nedir? İnsanlar 5G'nin, yani 4G bu kadar konuşulmadı. 5G niye bu kadar konuşuluyor? Gerçekten 5G yepyeni bazı şeyler mi getirecek? Bunun insanların hayatına etkisi ne olacak? Bunun gibi konuları toplum merak ediyor. Ben de bazı şeyler söyleyeceğim. Ben Bilkent Üniversitesi'nde çalışıyorum ama şunu da baştan söyleyeyim. Burada yapacağım konuşma bilimsel olmaktan çok derleme bilgilerle biraz da benim kişisel görüşlerimi yansıtacak şekilde bir konuşma olacak. Bunun Bilkent Üniversitesi'ni bağlamaz bu. Bir tek benim şahsi görüşlerim diye düşünün lütfen. Bunların da doğru olup olmadığı konusunda çok ciddi kuşkularım var. Onu da baştan söyleyeyim. Umuyorum sizin de katkılarınızla benim fikirlerim biraz daha olgunlaşacaktır. Yani her türlü eleştiriye, sorgulamaya da açığım. Bugün konuşacağım konular üzerinde. Şimdi şeyi paylaşıyorum ben. Evet, ekrana geldi zannediyorum. Bir teyit edebilir misiniz lütfen? Şu anda geldi. Şu anda geldi hocam. Peki. Yani büyüteyim ekran görüntüsünü de. Ama bir saniye. Bir problem yaşıyorum ben, bir saniye. Sizin ekrana geliyor belki ama. Geliyor Erdal Bey. Geliyor, görüyoruz. Geliyor hocam ve gayet okunaklı olduğunu da söyleyebilirim. Bir dakika. Büyüklüğü de uygun Erdal Bey. Başka bir şey yapmanıza ben gerek tam, yok. Tam ekran yapmak istedim. Yapamadım o arada. Yok, gerek yok. Gayet güzel görünüyor. Bir saniye. Tamam, şimdi ekranda zannediyorum. Evet hocam, geldi. Tamam, tam ekranda yaptım herhalde. Siz aynı şekilde görüyorsunuz. Peki, tamam. Teşekkür ediyorum. Konuşmamın başlığı 5G ve endüstriyel uygulamaları dedik buna. 30 Nisan tabii. Sunumu ben 3 parçaya böldüm. Bu sunum kısmını mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü soru cevap kısmı da var bunun. İlk olarak Endüstri 4.0 ya da endüstriyel devrimlerle ilgili birkaç söz etmek istiyorum. Daha sonra 5G'den bahsedeceğim. Ve en son kısmında da bunun Türkiye üzerine iz düşümleri ne olabilir? Onunla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Daha sonra Hakan Bey'in moderatörlüğünde soru cevap kısmına geçeceğiz. Teknolojinin konusu nedir diye çok geniş, uzaktan bu konuya bakarsak, benim burada atıfta bulunmak istediğim kişi enformasyon kuramı, ki bu benim uzmanlık alanım olan konu bu, ve sayısal haberleşmenin kurucusu ABD'li matematikçi ve elektrik mühendisi Claude Shannon. Aslında tam anlamıyla bugün konuştuğumuz kırılmanın başlangıç noktasında yaşayan birisi. Yani yapay zeka bugün çok moda olan konu. Esasen Claude Shannon'ın bu işlerle uğraştığı 1945-55-60 yılları arasında da vardı. O zaman da satranç oynayan yazılımlar vesaireler söz konusuydu. Benim ekran paylaşımım benim istemim dışında gitti yalnız. Tekrar paylaşıyorum. Ekran şu anda geldi hocam. Değil mi? Tamam. Geldi. Evet. Claude Shannon aslında yani yalnızca bir büyük bir matematikçi ve mühendis değil, aynı zamanda bir düşünür. Şöyle bir cümle söylüyor.
yani üç teknolojinin konusu olarak malzeme, enerji ve bilgiyi bu üç unsuru tanımlıyor. Ve şöyle bir cümle söylüyor. Bilgi enerjiyi kontrol eder. Enerji maddeyi eyleme geçirir ya da hareket ettirir şeklinde bir cümle söylüyor. Burada aslında baktığımız zaman gerçekten bütün üretimin konusu, ekonominin konusu, endüstrinin temel konusu ilk insan ekonomilerinin başladığından bu yana tarım ekonomilerinin, küçük el sanatları ekonominin insanlar malzemeyle uğraşıyorlar. Bunlar ya metaller ya tarım ürünleri, bunun gibi şeyler. Ve ona bir şekil vermeye çalışıyor. Bir biçimden başka bir biçime dönüştürmeye çalışıyor. O arada enerjiyi de keşfediyor tabii. Ateş var, rüzgar var, su enerjisi var. Ve bunları birbiriyle daha uyumlu kullanmayı da öğreniyor. Bu modern devirlere geldiğinde buhar gücü, elektrik gücü, nükleer güç şeklinde enerjiye hakim oldukça enerjiyi kullanarak üretime ve malzeme üzerine daha büyük bir hakimiyet sağlıyor. İnsanın kol gücünü, kas gücünü giderek aslında daha doğadan gelen enerji kaynakları ikame etmeye başladıkça üretimde büyük patlamalar meydana geliyor. En sonunda otomasyon devrine giriyoruz. Otomasyon devrine girdiğimizde aslında bu enerji ve malzeme nedeniyle olan bir şey değil. Otomasyon devrine girerken üçüncü unsur buraya eklenmiş oluyor. Yani aslında bilgi her zaman var. Yani bir ayakkabıcının köseleyi alıp onu ayakkabı haline getirmesi sırasında da malzeme var, enerji var ve bilgi var. Ama bu yani bir kişinin yaptığı bir iş. Yani onun beyninde var olan bir bilgi bu. Fabrika ortamına o şekilde bir bilgi birikimini getirip insansız olarak üretimde kullanabilmek için aslında modern devrin, yani bilgisayar devrinin, yarı iletkenlerin ya da hani vakum tüplerinin olduğu elektronik devrinin başlaması gerekiyor. Özellikle mikro işlemcilerin devreye girmesiyle birlikte elektronik kısacası fabrikaya giriyor ve elektronikle birlikte bilgisayarlar fabrikalara girmeye başlıyor. Bu 1960'ların başları. Bugün geldiğimiz noktada otomasyonda daha ileri bir aşamaya geçmekten bahsediyoruz. Bugünkü konuşmanın konusu bu aslında. Başlamış olan bu otomasyon devriminde gerçekten yeni bir şey olacak mı? Yoksa aslında evrimsel bir dönemin, dönüşümün içerisinde miyiz? Yani 100 sene sonra baktıkları zaman geriye 5G geldi, burada bir kırılma yaşandı denecek mi? Yoksa bu bir abartı mı? Bu konuyu biraz irdelemeye çalışacağız. Şimdi Shannon benim bu açıklamalarımdan sonra buraya aldığım cümlesi, İngilizcesini de koydum buraya. Aslında eminim ki daha anlam ifade ediyor. Temelde malzeme var. Malzemeye herhangi bir şey yapmak için, yaptırmak için üzerinde enerji uygulamanız gerek. Ama hani kontrolsüz güç güç değildir vesaire sözü gibi bunun kontrol edilmesi lazım. Kontrol önce insan beyninde yapılan bir şeydi. Giderek bunu aslında daha yapay robotlar, bilgisayarlar yapmaya başlayacak. Bu anlamda esasen yeni bir şeyler olduğunu hepimiz hissediyoruz. Şimdi klasik şematik olarak bakılırsa bu endüstriyel gelişime bunu herkes çok defa görmüştür. Yani Endüstri 3.0 ile Endüstri 4.0 arasındaki temel fark nedir? Aslında benim sormak istediğim soru bu. Birisi için başlangıç tarihi 1969 konmuş burada. Ve bilgisayarlar ve elektronik denmiş, otomasyonun başlaması. Endüstri 4.0 ise neyi temsil ediyor aslında farklı olarak? Yani 3 ile 4 arasındaki fark nedir? Bu farkı 1 ile 2, yani 1 ile 0 arasında çok daha belirgin bu. 2'de de diyoruz ki seri üretim hattı kuruldu. Montaj Henry Ford'un işte elektrik enerjisini kullanarak bir montaj hattını
ilerletmesi. O anlamda aslında o fabrikada çalışan, montaj hattında çalışan işçilerin her bakımdan uzman olmalarına gerek kalmaması, yani yalnızca bir vida sıkan bir takım insanlar da çalışabilmesi. Şimdi bu 3 ile 4 arasında bu şekilde keskin bir ayrım var mı yok mu? 5G bunun neresinde duruyor? Aslında merak konusu olan konular bunlar aslında. Eğer biz yani bu Endüstri 4.0 denen şeyi yapmazsak, kaçırırsak büyük bir tren mi kaçıracağız? Ekonomimiz yok mu olacak? Endüstrimiz tamamen sıfıra mı inecek? Nerede duruyoruz? Bunlar doğal olarak herkesin merak ettiği sorular. Ben üniversite hocası olduğum için hadiseye biraz soyut yaklaşmayı tercih ediyorum. Şimdi bu da bence buraya koyduğum slide da siber fiziksel sistemleri temsil eden bir şey. Aslında kavramsal olarak bir model geliştirebilirseniz o zaman büyük manzarayı da özel bazı spesifik durumları da yerli yerine oturtmak daha kolay oluyor diye düşünüyorum. Şimdi siber fiziksel sistem bu da yeni bir nosyon değil. 1900 kim bilir ne zamanlara gidiyor ama yani sibernetik adı verilen bir disiplinin kuruluşu da 1940'larda Norbert Wiener diye MIT'li bir matematikçi tarafından yapılmıştı. Sibernetik, siber sözcüğü Grekçe'de dümen, geminin dümeni gibi oradan gelen bir sözcük. Yani burada aslında bu Shannon'ın bahsettiği maddeyi, enerjiyi en alta koyuyoruz. Burası fiziksel kısmı bu sistemin. Bilgiyi, beyni, enformasyonu en üste koyuyoruz, üst tarafa koyuyoruz. Ve aslında bu bir insan da olabilir. İsterseniz ilk olarak öyle bakalım. İnsan dış dünyadan yani fiziksel dünyadan kendi algı organları vasıtasıyla verileri topluyor. Gözü, kulağı vesaire gibi algılayıcılarıyla bilgileri topluyor. Bunları beyninde işlemden geçirdikten sonra çeşitli kararlar alıyor ve bunları komutlar şeklinde tekrar dış dünyaya etki edebilecek eli, kolu, kaslardan müteşekkil bir takım uzuvlarına geri gönderiyor kararlar olarak. Şimdi insanın kendisi bir siber fiziksel sistem olduğu gibi bir fabrikada aslında bir siber fiziksel sistem ya da bir otomobilin içerisinde otomobili kuran insan da İnsan ve makine ikisi birden bir siber fiziksel sistem. Otomobil kullanma örneğinde dış dünya üzerinde seyahat ettiğiniz yol, beyin, insanın beyni ve komutların gittiği yerlerde gaza bas, frene bas, vitesi değiştir gibi bir takım komutlar. Şimdi bu siber fiziksel sistemler fabrika örneğine uygularsak ya da endüstrinin gelişimine uygularsak giderek aslında daha karmaşık siber fiziksel sistemlere doğru gidiyoruz biz. Bir insanın beyninde canlandıramayacağı kadar karmaşık sistemlere gidiyoruz. Burada bu tür siber fiziksel sistemlerin bazı örnekleri var. Bunlar endüstriyel otomasyon, sağlık olabilir, enerji sistemleri, akıllı grid ve taşımacılık gibi sistemler. Bu sistemlerde burada dikkat ederseniz kırmızı bazı oklar var. Bu oklar bilgi akışını gösteriyor. Yani bazı algılayıcılardan, sensörlerden çeşitli bilgiler bir merkeze geliyor. Bilgisayarlara geliyor. Bulut işlemcilere geliyor. Burada işleniyor ve daha sonra kaslara yani aksiyon unsurlarına komutlar şeklinde gidiyor. Burada yeşiller sensörlerden gelen bilgileri, kırmızılar düzeltiyorum beyinden kaslara ya da motor unsurlara giden komutları temsil ediyor.
Şimdi burası mesela enerji sistemini göz önünde bulundurursak bir ülkenin tamamını kaplayan bir sistemden bahsediyoruz orada. Bundan birkaç yıl önce elektrik enerjisi kesildi biliyorsunuz. Tekrar o gridi ayağa kaldırmak saatler hatta günler aldı. O kadar karmaşık sistemler aslında bunlar. Şimdi eğer haberleşme olmazsa, yani belki burada şunu söylemek lazım. Buradaki kırmızı otlar da, yeşil otlar da aslında insanda sinir sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletiliyor. Yani algılayıcılardan beyne bilgi sinir sistemi üzerinden gidiyor. Beynin verdiği kararların kaslara gönderilmesi de insanın sinir sistemi üzerinden yapılıyor. Haberleşme sistemlerinin 4G olsun, 5G olsun, bütün telekomünikasyon ağlarının, internet bu analojide sinir sistemine karşı geliyor. İnterneti, bütün haberleşme sistemlerini aslında bir ülkenin, bir toplumun sinir sistemi gibi düşünebilirsiniz ve bu tam anlamıyla benzetme birebir oturuyor. Esasen sinir sistemi neyi taşıdığının farkında değil. Yalnızca bitleri taşıyor, sinyalleri taşıyor. Onların ne anlama geldiğini bilmiyor. Anlamlandırma beyinde yapılan bir şey ve doğal olarak aslında gaza veya frene bastığınızda gaz veya fren niye bastığınızı vesaire bunu tartabilecek, düşünebilecek durumda değil. Şimdi esasen şunu kısaca söyleyebiliriz. Yani insanlığın gitmek istediği yer daha karmaşık üretim sistemleri, tedarik zincirleri, uluslararası ticaret sistemleri, büyük bir ağ kurmak, 5G'de bu büyük ağdaki sinir sistemi. Yani en sondan söyleyeceğim şeyleri baştan çok net olarak ifade edeyim. 4G olsun, 5G olsun, 6G olsun giderek daha gelişmiş, gelişkin, daha hızlı, daha mükemmel, daha güvenilir bir sinir sisteminden bahsediyoruz. Ve bu ağın içerisine dahil olmayan herhangi bir üretim unsurunun bu organizmada yeri yok aslında. Bu organizmanın içinde yaşaması mümkün değil. Yani aynı insan vücudunda olduğu gibi. Yani eğer o noktasından vücudun haber almıyorsanız ve o noktasını herhangi bir şekilde eyleme geçirip kullanmıyorsanız o kısmın hiçbir işlevi yok. Yani evrim aslında bunun gibi unsurları zaten ortadan kaldırmış, yok etmiş durumda. Kullanılmayan organ, organel ne derseniz deyin yok oluyor. Bu da aslında yani bu analojinin bir parçası olarak görülmeli. Burada baktığımız büyük sistemin dışında kalan bütün unsurlar, üretim olsun, ticaret olsun, ne olursa olsun yok olmaya mahkum diye ben düşünüyorum açıkçası. Yani bu da aslında yani özet gibi olacak ama her ülkenin de yapacağı bir tercih aslında. Yani tamamen dışında kalıp yaşayabilir misiniz? Belki yaşarsınız ama o zaman başka bir yöne doğru evrilmeniz gerekir. Yani farklı bir yere doğru gitmeniz gerekir. Şimdi 5G konusunda 5G sinir ağına benzettim ben. 5G esasen daha gelişkin bir sinir ağı. Yani 4G'nin sonrasında gelen bir sinir ağı. Buradaki şeklin tam ortasında bir üçgen görüyoruz burada. Bunun tam ortasında eğer dikkat ederseniz bir akıllı telefon var. Şimdi bu telefon yani 5G bu 4G telefon sistemini 3 farklı yönde daha iyileştirmeye çalışıyor. Bunlardan birisi dikey yönde geniş bant veri aktarımı, yollanan verinin 10 megabit bölü saniye yerine 100 megabit bölü saniyeye çıkması gibi daha hızlı olsun isteniyor. Başka bir istikamet çok sayıda algılayıcının, sensörün birbiriyle çok yakında konumlandırılarak yani mesela 1 kilometre kareye 1 milyon tane sensör gibi düşünelim. Her metrekarede bir tane
sensörün olduğu bir ortam düşünelim. Bir akıllı şehir uygulaması. Orada 4G'nin çalışması mümkün değil. Yani bu algılayıcılara birer sim kart taksanız bile gene de trafik o kadar yoğun ki orada, yani 4G'de bu teknoloji yok. 5G bu şekilde çok yoğun olarak algılayıcıların yerleştirilmesini de sağlamak istiyor. Orası bu sol alt köşe. Bir de özellikle endüstriyi ilgilendiren çok düşük gecikmeli ve son derece güvenilir haberleşme sistemleri de oluşturmaya çalışıyor. Bunların içerisinde uygulama alanı olarak mesela otonom sürüş sistemli otomobiller. Orada gecikmenin ne kadar önemli olduğu aşikar. 1 milisaniye bile önemli bir zaman. Veya başka bir örnek, bir fabrika zemininde takımlar halinde robotların çalışması gibi. O robotların birbirleriyle haberleşmeleri gerekli. Eğer gecikme uzarsa aslında ellerindekini düşürebilirler, birbirleriyle işbirliği yapamazlar. Burası bu 5G'nin endüstriyel uygulamalarına daha fazla ağırlık veren bir grafik. Burada esasen bir esasen hepsi var burada. Yani alt kısımda fabrikadaki uygulamalar, işte burada gördüğümüz gibi çeşitli robot kolları ve ayrıntılar var burada ama şu anda bunlara girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Buradaki olay, yani insan beyniyle kaslar arasındaki mesafeyi kısaltan, işte frene bas dediğinizde bazen frene basabiliyor mesela 4G, bazen o mesaj beyinden ayak ucuna gitmiyor. Gitmediği zaman, frene basılmadığı zaman ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Onun için hem gecikmeyi kısaltmak hem de aslında her giden sinyalin muhakkak hedefine hatasız olarak erişmesini sağlamayı amaçlayan bir sistem aslında. Daha gelişmiş bir sinir sistemi. İsterseniz şöyle diyelim, yani bir solucanda da aslında bir sinir sistemi var. Ama onun yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Yine baktığımızda yani insan belki de en gelişmiş sinir sistemine sahip olan yaratık. O nedenle büyük gruplar halinde çalışabiliyor, birçok işi yapabiliyor. Sinir sistemi zayıfladıkça cüsse vesaire ne olursa olsun yapılabilen işler azalıyor. Bitkilerde yani bir beyin olup olmadığı belki tartışılabilir. Hareket edemiyor, yalnızca yaşıyor. Şimdi yani esasen sinir malzeme ezelden beri vardı. Yani insan yapısı bir şey değil malzeme. Malzemeyi bu gezegende biz bulduk. Olduğu gibi hazır bulduk. Enerji büyük ölçüde öyle aslında. Nükleer enerji de dahil olmak üzere. Fakat son zamanlarda yaptığımız işler, elektronik vesaire, bunlar aslında hazır bulduğumuz şeyler değil. Bunlarla bir şekilde doğayı aşmaya çalışıyoruz biz. Bunu yapabilen ülkeler başkalarından çok daha ileriye geçecekler. Buna da kuşku yok aslında. Onun için bir yarış da var. Yani 5G, kim önde 5G'ye geçerse o büyük bir avantaj sağlayacak. Burada bir video vardı ama işte 4G'nin veya şu anda kullandığımız sistemin band kapasitesi yetersiz olduğu için bu videoyu göstermek denedik, mümkün olmadı. Bunun linkini daha sonra herkesle paylaşabiliriz. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. 4G ile 5G arasındaki farkı gösteren bir video bu. Hararetle tavsiye ederim. Özellikle otomasyonla ilgilenen dinleyicilerimiz için. 5G'de bir yarış olduğunu söyledim. Burada yani bunu bilgi olarak veriyorum. Önde giden çeşitli firmalar, onların sahip oldukları patentler bunlar. Gördüğünüz gibi aslında özellikle Asya ülkeleri bir atılım içerisindeler. Başka yani kim ne kazanacak bu 5G'den? Çok ciddi paralar kazanacak, buna şüphe yok. 500 dolarlık bir 5G telefonu için çeşitli firmaların 500 dolar başına istedikleri
lisans ücretleri bunlar. Yani dünyada şu anda 4.6 milyar akıllı telefon abonesi var. 5G'de de kabaca 10 milyar diyelim. Telefon başına 2,5 dolar alan 25 milyar dolara karşı geliyor. Tabii Qualcomm firmasının istediği para 160 milyar dolar. 500 dolarlık telefonda. Yani yapılan Ar-Ge çalışmalarının patent olarak bu bir önceki sayfada yapılmış olan bu yatırımın karşılığı biz bu nesil hayata geçtiğinde fazlasıyla elde ediliyor. Bu büyük gelir şu anda 6G'nin oluşturulması için Ar-Ge'de kullanılacak. Yani buradaki bu patentler bir şekilde alınmış. Onların getirisi 6G yarışında kullanılacak doğal olarak. Bu firmaların büyüklükleri yani bazıları o kadar büyük değil aslında cirolarına bakarsanız. Genel olarak bu teknolojiye yatırım yapan firmalar aslında dünyanın en büyük firmaları değil. Bazılarının cirosu çok büyük. Samsung mesela ama Samsung bütün bu ciroyu şeyden elde etmiyor tabii ki. Telekom altyapısına nedeniyle sattığı cihazlardan çok televizyondan, beyaz eşyadan vesaireden de elde ediyor. Burada mesela Apple'ı görmüyoruz. Apple'ın cirosu, yıllık cirosu 260 milyar dolar civarında belki. Bu firmaların hepsinden büyük ama 5G'de patent yok elinde. O cep telefonu üzerinde çok sayıda fikri mülkiyet hakkına sahip. Şimdi yani 5G ekosistemi de çok karmaşık bir ekosistem aslında. 5G'nin teknoloji üretenleri var. 5G için terminal cihazı üretenler var. O da ayrı bir konu. Peki 5G ne zaman yaygınlaşacak? Şunu söylemek mümkün. G20 ülkelerinin 19'unda 2021 sonu itibariyle 5G frekans ihaleleri yapılmış olacak. En azından kısmen, bazısında neredeyse tamamen bitmiş olacak bu iş. ABD, Çin, Almanya, Japonya, Kore gibi ülkeler 5G lisanslarını tahsis etmiş durumdalar. Ayrıca buna ilaveten özel 5G ağlarını da kurmaktalar. 5G'ye erken geçen ülkeler özellikle bu fabrika otomasyonunda kullandıkları ölçüde bunun avantajlarını en erken kullanan ülkeler oldukları gibi o ülkelerin firmaları o alanda kazandıkları tecrübeleri başka ülkelerde de götürüp müşterilerine sunacaklar. Yani Almanya'da bir fabrikayı Endüstri 4.0'a 5G iletişim altyapısına geçirdikten sonra o kazanılan tecrübe aslında esasen o firmaya da bir avantaj sağlamış olacak. Bu telekom altyapı sektörü biraz önce söyledim. Aslında bütün dünya ekonomisinin daha da küçük %0.25'i yani bütün bu Huawei'ler, Ericsson'lar, Nokia'lar bunu nasıl ölçüyoruz aslında? Operatörlerin her yıl kendi telekom altyapılarına yaptıkları yatırım dünyadaki global gayri safi hasılanın %0.25'i. Yani bu rakamı bir kenara yazmakta yarar var. Yani toplam ekonominin 1/400'ü. Fakat o 1/400'lük kısmı çıkarırsanız, ihmal ederseniz ekonominin geri kalan bütün alanları bundan etkileniyor. En son kullanıcıya hitap eden bir sektörde diyelim ki peynir sektörünüz hiç olmasa da ülke için stratejik bir önemi olup olmadığı tartışılır. Fakat bu telekom altyapısının yapılıp yapılmaması, burada yerli ve milli konusuna da dokunmak istiyorum. Bunu muhakkak biz yapacağız diye bu sektörün gelişimini ve ülkeye gelmesini geciktirmenin kendi başına çok ciddi bir maliyeti var. Yani lafı çok dolaştırmadan direkt söylemiş olayım bunu. Bu konuyla karar vericiler özellikle bu kararı verirlerken
bu noktaları göz önünde bulundurmalarında sonsuz yarar var. Burada bir slide var. Bu slide'da ben çok yazı var burada. Ama dikkat çekmek istediğim nokta şu. 5G esasen 4G de öyle. Fabrikalar artık kendi özel alan ağlarını kurmak istiyorlar. Ve bu dünyada var. Yani bırakın bize karışmayın. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bize yalnızca bazı frekansları tahsis edin. 4G olur, 5G olur, başka standartlar olur. Karışmayın bize. Şurada 200 dönüm, 400 dönümlük bir üretim alanımız var. Yalnızca burada kullanılmak üzere belli frekansları bize verin diye bir talep var. Burada sıraladığım ülkelerde ve sağ tarafta bu sütunda bunun çeşitli örnekleri var. Bu da tartışılan konulardan biri. Türkiye'nin tartıştığı konulardan biri de bu aslında. Özel 5G lisansları verilecek mi, verilmeyecek mi? Yani yalnızca dikkatinize getirmek istiyorum onu. Ve sözümü tamamlamaya yaklaşıyorum. Burada şunu da göstermek istiyorum. Burada dördül var aslında. Endüstri, yani esasen endüstri 4.0 diyebiliriz. Ya da yeni nesil endüstri diyebiliriz. Bu konuda en önden giden bazı ülkeler var. Bunlar bildiğimiz gibi Japonya, Almanya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri gibi teknolojiyi en yakından takip eden ülkeler. Birincilik diyelim buna. İkinci bir lig var. Türkiye bu ligde. Türkiye'nin içinde bulunduğu ligde aslında Türkiye'nin yeri burası aslında. Birincilikle ikinci ligin sınırında da değil aslında. İkincilikle dördüncü lig diyebileceğimiz lig sınırında şu anda. Yani ciddi bir risk altında aslında Türkiye. Ben bu konuya dikkatinizi çekmek zorundayım. Maalesef yani bunu bir borç olarak görüyorum. Böyle bir topluluğa esasen bulunduğumuz yeri, yerin taşıdığı riskleri idrak etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü yani çok ciddi bir imalat sanayimiz var. Yıllık 400 milyar dolarlık bir hasıla elde ediyoruz. Ama yani bu yenilememiz gerekli bu altyapıyı. Eski usul ile gitmekteyiz biz ve bu maalesef dengeli bir karar noktası değil. Yani burada ilelebet duramazsınız. Ya birinci lige çıkacaksınız ya da dördüncü lige düşeceksiniz. Yükselenleri üçüncü lig olarak adlandırıyorum. Ben burası aslında işte böyle çağ atlayan ülkeler. Yani aslında imalat sanayileri yok ama birdenbire yatırımlar yaparak 5G'ye direkt geçen bir takım ada ülkeleri. Singapur'du, Suudi Arabistan'dı. Suudi Arabistan ada ülkesi değil ama yani aslında ileri teknolojilere yatırım yaparak belli sektörlerde öne geçmeye çalışan ülkeler. Bunları pek ciddiye almaya gerek yok ama bunların içerisinde Güney Afrika, Brezilya da var. Onu söylemek durumundayım. Esas bizim yer almak istediğimiz yer buradaki birincilik olmalı. Çünkü Avrupa'nın hemen dibindeyiz. Çok ciddi bazı avantajlarımız var. Türkiye aslında büyük potansiyel taşıyan bir ülke. Bunlara hiç şüphe yok. Fakat çok dikkatli olmamız gerek. Burada bitirdim ben konuşmamı. Çok teşekkür ederim dikkatiniz için. Hakan Bey size bırakıyorum sözü. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok doyurucu oldu. Ben böyle hızınıza da yetişemedim notlar alırken. Ama çok önemli konuların altını çizdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Mesela bu eğer isterseniz ifade ettiğiniz konulardan benim aklıma gelen sorularla başlayalım, sonra diğer sorularla devam ederiz. Şimdi Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bu konuda da ciddi bir mücadele olduğunu biliyoruz. Yani işte Huawei'in CFO'su Kanada'da tutuklandı. Burada büyük bir çekişme var. Bununla ilgili özel ülkeler istihbarat birimleri oluşturuyorlar. Şimdilik çünkü burada anlıyorum ki sizin de söylediklerinizden büyük bir tabii pazar paylaşımı mücadelesi de var. Yani yeniden bir bölüşüm mücadelesi var. Bu Çin teknolojide yükselmiş olması herhalde bu mücadeleyi getiriyor. Şimdilik internetten daha çok yararlananlar hep Amerikalı şirketler. İsimlerini tekrar tekrar saymaya gerek yok ama hep bildiğimiz şirketler. Siz de zaten bazılarının ismini verdiniz. Önümüzdeki dönemde bu 5G teknolojilerinde
Çin'in önde olduğu ifade ediliyor. Siz nasıl bir gelecek, nasıl bir şekillenme görürsünüz orada? Bu mücadelede Çinli şirketler gerçekten öne geçecek gibi mi görünüyorlar? Şimdi tabii yapılmış çok çalışmalar var. Yani kısa cevap şu, Çin nüfus avantajı nedeniyle 2030'lu yıllarda muhtemelen dünyanın en büyük, açık ara en büyük ekonomisi haline gelecek. Şimdi bunun yani bir şey avantajı var, nüfus avantajı var ve Çin aslında şeyden, burada bu konunun benden çok daha uzmanları var. Orhan Güvenen Hoca var, onun huzurunda da konuşmak zor aslında. Ama yani şunu söylemek istiyorum, ben Çin şeyi artık hani cin şişeden çıktı gibi bir durum var burada. Cin şişeden çıktı. Çin'in artık yani durdurulması imkansız. Yani Çin üniversiteleri şu anda dünyanın en fazla yayın yapan üniversiteleri. Başlangıçta bundan 10 sene, 15 sene önce gayet kalitesiz yayınlar yolluyorlardı dergilere. Fakat artık öyle değil. Yani şu anda sonuç olarak teknolojiyi üretebilir durumdalar. Ve pazar güçleri, pazardan kaynaklanan bir ekonomik güçleri var. Kendilerine göre bir ekonomik modelleri var. Kaynakları seferber edebiliyorlar ve sonuç alabiliyorlar. Yani Huawei bunun örneklerinden biri. Ve Amerika'yı en fazla endişelendiren örnek de aslında Huawei oldu. Yoksa mesela Çin'in bazı internet şirketleri de var. Bir tanesi Alibaba. Alibaba bir teknoloji devi bir firma değil gayet tabii ki. Teknolojiyi kullanan bir firma. Ama teknolojiyi üreten bir firma değil. Ya da Amerika'da var olan internet firmalarının hani bu sosyal ağlar vesaire gibi hepsinin Çin'de de bir veya birden fazla karşılığı var. Fakat bunlar Batı'yı rahatsız edici firmalar değildi. Esas büyük rahatsızlık Çin'in teknolojide önce Batı'yı yakalamak, daha sonra Batı'yı geçmek şeklinde büyük bir hedefi var aslında. Bu yalnız telekomünikasyon alanında değil. Uzay teknolojilerinden havacılığa, biyoteknolojiye, hangi sektörü sayarsanız sayın, her alanda esasen böyle bir hedefi var. Yani netice olarak zaten bu gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşı bu çip üretimine de yansıdı biliyorsunuz. Çin'e çip satılması ile ilgili çeşitli yasaklar geldi. Bunların Çin'i durdurması mümkün değil aslında. Çünkü Çin yasaklar geldikçe kendi ülkesinde yani bunlar ayağını tökezletiyor. Fakat uzun vadeli olarak Çin'i hedefinden saptırabilecek nitelikte şeyler değiller. Onun için ben diyorum ki yani cin şişeden çıktı. Artık durdurulması imkansız yeni bir gidişat var. Rakamlar da bunu gösteriyor. Ben önümde bazı tablolar var vesaire ama bunları göstermeme bile gerek yok. Yani Çin kabaca önümüzdeki 20 sene içerisinde ABD ekonomisinin geçecek. Ne kadar geçecek? İki katı büyüklüğe kadar gelecek mi, gelmeyecek mi? Herkes bir tahmin yürütebilir. Evet, bilmiyorum, çok kısa cevap verdim mi ben? Gayet iyi oldu hocam ama şöyle diyeyim. Yani şimdi bu internet meselesi hakikaten sıralamaları da değiştirdi. Eskiden ilk sıralarda petrol şirketleri vesaire yer alırdı. Yani sermaye büyüklükleri bakımından da piyasa değerleri bakımından da. Şimdi hemen hepsi Amerikan teknoloji şirketleri diye ifade edilen işte bildiğimiz kimisi sosyal medya, kimisi başka alanlarda faaliyet gösteren, internetten beslenen firmalar haline geldi ve bunların şimdi her seferinde gazeteye de biz haber yapıyoruz. O 2 trilyon dolara çıktı bunun değeri. Bununki 1,5 trilyon dolar oldu. Ama yarın öbür gün
sizin anlattığınız çerçeveden ben 5G bu boyutları çok daha büyütecek gibi geliyor. O çok daha büyütünce belki Çinli firmalar öyle 2 trilyon dolarlık değil de 5 trilyon dolarlık şirketler ortaya çıkaracak. O zaman Çin'de kişi başına düşen gayri safi hasıla, milli hasıla belki 30 bin doların 40 bin dolara doğru gitmeye başlayacak. Boyut değişecek. Bütün konuştuğumuz her şey değişecek diye anlıyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum hocam? Aynen. %100 katılıyorum. Yani bugün mesela aynen dediğiniz gibi teknoloji öyle bir şey ki ilk hareket eden, ilk davranan kazanıyor ve bütün her şeyi alıyor bazı alanlarda. Yani bunu siz isim vermek istemiyorsunuz. Bu kapalı bir toplantı. Ben vereyim. Diyelim ki Microsoft böyle bir firma. Fiili olarak bir tekel haline gelmiş durumda. Google arama motoru reklamlardan muazzam bir para kazanıyor ve bu firmalar 2 trilyon dolar civarında. Microsoft daha fazla. Amazon var. Yani bir bakıyorsunuz tek başına sonuç olarak büyüyen dev boyutlara ulaşıyor ve bütün rekabeti aslında şey yapıyor. Şimdi bu internet son 25 sene içerisinde gördüğümüz internet kendi firmalarını yarattı ve bunlar aslında aynen söylediğiniz gibi eskinin büyük firmalarını, otomotiv firmalarını, petrol firmalarını, ne bileyim Walmart'ları, şunları bunları falan çok geride bıraktı. Şimdi yeni bir internet kuruluyor. Yani bu aslında trafik ağı gibi düşünebiliriz, bu haberleşme ağını, ulaşım ağı gibi. Yani şose yollar diye bakabilirsiniz birinci nesil internete. Şimdi bilgi için otobanlar kuruluyor. Yarın daha büyük otobanlar kurulacak. Buna da şüphe yok. Bu şu demek aslında. İkinci internet, yeni nesil internet, yeni internet şirketleri yaratacak. Bu firmaların değerleri 5 trilyon dolar mı olacak, 20 trilyon dolar mı olacak, bunu bilemeyiz. Olma potansiyeli kesinlikle var. Dahası ikinci nesil internetin büyük firmaları birinci nesil internet firmalarını yok edecek. Yani kararlı denge noktaları yok bu teknolojide. Ya öndesiniz, sürekli yarış halindesiniz, durduğunuz anda yok olma riskiyle karşı karşıyasınız. Yani bu daha önce şöyle bir rehavet mümkündü. Yani size ait olan bir firma rekabet altında yine sizin ülkenizden bir firmaya bütün avantajını kaptırıyor, yok oluyor, gidiyor. Ama yeni firma da sizin ekonominizin içerisinde, sorun yok orada. Şu anda söz konusu olan şey hemen her alanda. Hiçbir alanı bunun dışında tutamazsınız. Her alanda aslında dünyanın en ileri teknolojiye sahip firmaları, yani Microsoft'lar, Intel'ler, Google'lar vesaire gibi firmalarının başka bir ülkenin eline geçtiğini düşünürseniz, düşündüğünüz anda esasen artık dünyanın bir numaralı ülkesi olarak kalmanız da mümkün değil. Yani hiçbir şekilde mümkün değil. Bu çok stratejik bir nokta. Bu nedenle zaten bu ticaret savaşı başladı Trump döneminde. Fakat bu devam da edecek. Çünkü bu Trump'a ait bir karar da değil. Yani ne kadar, yani korumacılıkla engelleyebileceğiniz bir durum değil bu. Bunun çözümü, çaresi var mı yok mu? Bilemiyorum. Yani kendi haline bırakırsanız yok diye düşünüyorum ben. Yani bu söylediğiniz özellikle bu dinamik, yani daha önce rehavet halinde olabilirdik ama bundan sonra böyle bir şansımız yok. Ben onu algılıyorum. Sibel Hanım şimdi bana yazdı. Sibel Kızılkaya sağ olsun. Mehmet Arikli bir el kaldırmış. Ben buradan göremedim ama Mehmet Bey'e hemen bir söz vermek isterim. Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Mehmet Bey duyuyorsanız, konuşma imkanınız varsa hemen sizi konuşmanızı zannediyorum hocama sorunuz var. Evet. Evet Hakan Bey, çok teşekkür ederim. Ya o kadar çok sorun var. Ben şunu da
İnanılmaz mutluyum ben hocamı görebildiğim için. Çok gurur duyduk hocam sizinle. Gerçekten bütün arkadaşlarla defalarca seyrettik. Yani bir yüzümüzün akısınız. Hasan Basri Başkanım, siz de böyle bir toplantıya aracılık ettiğiniz için de ben de gene çok teşekkür ediyorum. Hocama o kadar çok sorularım var ki ama ben bunları birkaç tanesini sorayım. Onları da cevaplandırabildik. Hocam cevaplandırsın. Hocam şimdi birincisi şu. Biz bu 5G'yi normal internet altyapısıyla tabii kullanmamız lazım. Şu anda biz en yüksek olanı 100 megabitliğini alıyoruz. 30 yani 20-30 megabitten fazla hıza çıkamıyor. Ondan sonra bugün en fazla bant genişliği olan bir CNN.com'a bir tracer yazdım şimdi. Aşağı yukarı 300 milisaniye sürüyor bir şeyden CNN'den buraya cevabın gelmesi. Biz 5G alırsak bu altyapımızla biz bunu kullanabilecek miyiz? Hemen ben devam ediyorum sorularımı hocam, kusura bakmayın. Hocam bu sizin polar kodu, yani yoldan geçenlerin anlayabileceği şekilde basit bir şekilde anlatma imkanınız olabilir mi lütfen? Çünkü anladığım kadarıyla o oldukça ilginç ve bu 5G'yi çok hızlandıran bir şey. Ondan sonra var bu 5G ile üretimde siber güvenlik için ekstra tedbirler gerekecek mi? 5G ile tedarik zinciri yönetiminde ne tür inovasyonlar bekleniyor? Bir de 5G ile birlikte sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik endüstri otomasyonuna ne tür yenilikler getirebilir diye bir sürü soru sordum. Bunlardan Mehmet Bey heyecanınız yüzünüzde de yansıyor ama çok güzel sorular. Gerçekten hemen hocama bırakalım isterseniz mikrofonu. Hocam, sağ olun, var olun. Tamam. Mehmet Bey, güzel sorularınız ve teveccühünüz için teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de burada bulunmaktan çok mutluyum. Bu kutupsal kodlarla ilgili sorunuzu yanıtlayayım öncelikle. Kutupsal kodlar 5G yani haberleşmede gürültü nedeniyle A noktasından B noktasına bir sinyal, bilgi yolladığınızda bazen gürültü araya giriyor ve anlaşılmaz oluyor bu yollanan bilgi. Tıpkı aslında insan haberleşmesinde olduğu gibi. Onun için geliştirilmiş bir algoritma, yani gürültü her zaman var aslında. Her zaman var ve haberleşmeyi bozucu bir etkisi var. Fakat gürültü olsa dahi güvenilir bir şekilde, yani hatasıza yakın bir şekilde haberleşmek mümkün. Çeşitli algoritmalarla, kodlama yöntemleriyle. İnsan da kullanıyor bunu. Mesela gürültü arttığında ya yüksek sesle konuşmaya başlıyorsunuz veya karşıdakinin gözünün içine bakıyorsunuz, anlamadığını hissediyorsunuz. O zaman bir önce söylediğiniz, duyulmadığını düşündüğünüz kelimeyi tekrar ediyorsunuz. Bunların hepsi aslında insan haberleşmesinde hata düzeltme yöntemleri. Elektronik haberleşmede de kendine has, o tür haberleşmenin de kendine has bir hata düzeltme algoritmaları, yolları, yordamları var. Kutupsal kodlama bunlardan biri. İlki de değil, sonuncusu da değil. Bunlardan yalnızca biri. Fakat bazı özellikleri nedeniyle 5G'ye dahil edildi bu. Bu kadar söyleyeyim isterseniz. Yani kutupsal kodlama bu. Hemen arada çok çok kısa bir şey söyleyeyim. Mesela iki kabul en güvenilir, en fazla hata gideren sistemin CAN bus haberleşmesi. O tür endüstriyel haberleşmelerde de acaba kullanılabilir mi hocam bu sistem? Kullanılabilir. Yani her türlü haberleşmede kullanılabilir. Fiber kablo üzerinden yapılan haberleşmede de. 5G dediğimizde ağırlıklı olarak kablosuz haberleşme. Bakır kablolar üzerinden de kullanılabilir. Her yerde kullanılabilir aslında. Yani uygulamaya göre tasarlanması gereken hata düzeltme algoritması her uygulamaya özgü
gürültü ortamına göre tasarlanması gerekiyor. İşte söylediğim gibi 5G altyapısına girdi. Bu kutupsal kodlar özellikle 5G'de kontrol kanalı dediğimiz kanalı korumakla görevli. Yani telefonunuzu ilk açtığınızda baz istasyonuyla telefonunuz arasındaki ilk giden bitler kutupsal kodlar tarafından korunmuş olarak gidecek. Daha sonra da hangi hücredesiniz, bir hücreden öbürüne geçtiniz veya nerede, hangi zamanda yayın yapacaksınız, baz istasyonuyla, kuleyle telefon sürekli iletişim halinde aslında. İkinci bir kanal daha var telefonla kule arasında, baz istasyonu arasında. O da kullanıcının haberleşme bilgilerinin, kullanıcının verilerinin, ses olsun, video olsun gittiği ayrı bir kanal var. Kontrol kanalından ayrı olan bir kanal. O kanal da ayrı bir kodlama algoritması tarafından korunmakta. Orada kullanılan kodlama algoritmasının esasen mucidi benim doktora hocam. 1963 senesinde onun doktora tezinde geliştirmiş olduğu bir algoritma. Yani 5G'de aslında iki tür kod kullanılıyor. Birisi benim doktora hocamın yıllar önce keşfetmiş olduğu bir kod. Diğeri de benim Bilkent Üniversitesi'nde yaptığım çalışmalarda ortaya çıkan ve kutupsal kodlar denen kodlama algoritması. Harika hocam, çok sağ olun. Diğer sorularınız... Diğer soru Ege, bu hızla ilgiliydi hocam. Belki ona bir ekleme de şöyle yapayım, bir başka soru daha var. Hani evet. Türkiye'nin 2022-2023 yılında 5G'yi hayata geçireceği yönünde bir bilgi var diyelim ya da söyleniyor. Hala hazırdaki fiber altyapımız 5G için ne kadar hazır? Evet. Yani bu konuda şöyle rakam belli aslında. BTK'nın, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun web sitesinde her 3 ayda bir yayınlanan bir Türkiye bir rapor var. Bu rapor çok ayrıntılı. Fiber uzunluğu ile ilgili de bilgiler içeriyor. Daha tonlarca bilgi içeriyor. Bir veri madeni gibi bir şey. Şimdi oradaki bilgilere göre benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de toplam 400 küsur bin kilometre, 400 bin kilometre, 400 küsur bin kilometrelik bir fiber altyapı var. Bu fiber altyapı yeterli mi yetersiz mi, bu çok 5G için yeterli değil ama biz daha 5G'ye geçmedik. 5G'ye geçerken bu fiber altyapının ya yatırım yapılması gerekli. Fiber altyapıya ciddi yatırım yapılması gerekli. Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek sorusunun cevabı ise en erken 2023 senesinde bunun frekansların tahsis edileceği söyleniyor. Bendeki bilgi de bu yönde. Yani şu anda G20 ülkeleri içerisinde frekans ihalelerini ne zaman yapacağını ilan etmemiş tek ülke Türkiye maalesef. Bunun çeşitli sebepleri var. Esasen açık söylemek gerekirse, yani bu şimdi dünyanın geri kalanında hükümetler aslında bunu arkadan ittiriyorlar. Çünkü onların çok iyi sebepleri var. Biraz önce konuştuğumuz büyük manzaraya baktığınız zaman 5G'de geri kalmanın maliyeti, İşte gayri safi milli hasılanın %0.2'si, %2'si kadar kaybımız olurla ölçülebilecek bir şey değil. Bazı ülkeler için bunun niteliksel bir önemi var. Yani orada o %2 değil esasen şey. O %2'yi kaybettiğinizde uzun vadede %50'yi de kaybedersiniz. Biraz önce Hakan Bey'in sorduğu soru gibi. Ya en önde gideceksiniz, bir sonraki nesil internetin Microsoft'ları, Intel'leri, Google'ları sizin ülkenizden çıkacak veya birinci siz aslında aşağıya düşeceksiniz, lider konumunuzu kaybedeceksiniz. Bunun bazı ülkeler için hiç kabul edilemeyecek sonuçları var. Keza Almanya gibi, Japonya gibi, Kore gibi endüstride çok iddialı ülkeler var. Üretim konusunda çok iddialı. Sizin benden 100 kere daha iyi bildiğiniz bir konu. Bu ülkeler de oradaki avantajlarını kaybetmek istemiyorlar. Yani şimdi
Türkiye kendisini bu kadar büyük bir baskı altında görmüyor anladığım kadarıyla. Açıkçası toplumdan da ciddi bir talep yok. Yani Türkiye'nin sanayicilerinden gidip Sanayi Bakanlığı'nın, hükümetin ya da BTK'nın kapısına dan 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 vurup bize 5G lazım diyen ben birisi olduğunu da zannetmiyorum yani. 10 sene gelmese belki hiç kimsenin gidip de niye 5G gelmedi diyeceği de belki yok aslında. Ama risk var. Yani ben size boşuna göstermedim o nerede durduğumuz şeyini. Yani bir ülkenin internet altyapısı eğer zayıfsa, bağlantılar zayıfsa bu ülkeye ileri otomasyon kullanan fabrikaları getiremezsiniz. Veya yerli yatırımcı burada aslında bu tür bir yatırımı yaparsa rekabet edemez. Bunlar çok açık şeyler. Yani iki kere iki dört gibi şeyler. Bugün bunu söylediğiniz zaman bu anlaşılmıyor ama aradan 3 sene 4 sene geçtikten sonra bütün netliğiyle berraklığıyla ortaya çıkacak olan şeyler. Evet hocam çok net bence yani üzerine gene konuşuruz hocam. Bilko'dan Can Tunçelli'nin bir sorusu var. Onu ileteyim izninizle. 5G, UHF ve VHF bantlarında kullanılan diğer kablosuz haberleşme teknolojilerinin yerini alacak mı? Özel frekanslar kullanan private networklerin geleceği nedir diye soru sormuş. Galiba biraz önce sizin de söylediğiniz yani bir yanıyla bilmiyorum dünyada bunun uygulamaları var mı? Ama OSB'lerde, bazı OSB'lerde her yere belki 5G'ye hemen geçmemiz gerekmiyor olabilir. Ama Türkiye'de sanayinin makinelerle konuşacaksa buna ihtiyacı var herhalde. Özel lisans verilecek mi? Bu soru çok önemliydi bence. Çok siz cevabı da içinde veriyorsunuz soruların. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani gerçekten bu 5G stratejik bir yatırım. Herkesin her yere 5G'yi hemen götürmenize gerek yok. Şunu da söyleyeyim. Yani bu operatörlerin bağlı bulundukları uluslararası bir kuruluş var. GSMA. Bugün sabah baktım. 2025 senesinde hala dünyadaki bütün kablosuz bağlantıların ancak %16'sı 5G olacak. 2025 yılında dünyadaki bağlantıların %16'sı 5G olacak diye bakıyorlar. O zaman şunu sormamız gerek. Esasen aynen söylediğiniz gibi 5G'yi biz öncelikle teknoparklara 5G için yazılım geliştirecek yazılım firmalarının bulunduğu teknoparklara, OSB'lere, finans merkezlerine, nerede kullanılıyorsa bu. Yani bu oralara öncelikli olarak ulaştırmamız gerek. Türkiye bir turizm ülkesi. Mesela havalimanlarımız, 5 yıldızlı otellerimiz, kongre merkezlerimiz 5G ile bir an önce buluşturulmalı. Yoksa İstanbul'da diyelim ki Lütfi Kırdar'da eğer 5G altyapısı yoksa oraya yarın öbür gün bir konferans getirmeniz mümkün olmayacaktır. Yani ben bunu bugünden söyleyeyim. Şu anda dünyadaki konferansların birçoğu, fuarların birçoğu bu COVID nedeniyle şeye geçti. Uzaktan yapılıyor. İleride de hibrit olarak yapılacak. O zaman yani insanlara anlatamazsınız siz. Bu ülkeye gelmez, hiçbir kongre gelmez, fuar gelmez. Bunlar çok net şeyler. Onun için ve şimdi şu özel 5G ağları konusu. Mesela Tofaş 400 dönümlük bir fabrikası var. Yani otomasyona da ileri otomasyonda uygulayan bir firma. İnternette var. İzledim ben. Bu toplantı için izledim. Şimdi Mercedes'in bir şeyi var. 56 değil mi? Mercedes 56 Stuttgart yakınlarında akıllı bir fabrika kurmuş. Orada 5G özel ağı var. 5G özel ağı var. Pardon. 5G ile ilgili bir bilgidir. Türkiye'de niye olmasın? Şimdi bunun önünden bütün mevzuatla ilgili engelleri kaldırmak lazım. Bir tartışma konusu şu. Özel 5G ağlarının kurulmasına hiç kimse karşı çıkmıyor aslında Türkiye'de.
tartışma konusu olan konu şu, kim kuracak? Yani bu lisanslar operatörler eliyle mi kullandırılacak? Yoksa bu işletmelere alın bu lisansları 5 yıllığına, 10 yıllığına, kimle anlaşırsanız gidin anlaşın, onlarla kurun mu denecek? Ben bu konuda taraf olmak zorunda değilim. Bir fikrim var ama yani ister öyle yapın, ister böyle yapın. Önemli olan o önündeki engeli kaldırın. Eğer bugün, yarın, önümüzdeki yıl, 2021 yılında veya ben özel 5G ağ kurmak istiyorum diyen bir işletme olursa bu işletmeye bu imkanı sağlayın. Türkiye'ye 5G'yi tamamına getirmek uzak bir hedef. Onu nasıl yaparsanız yapın. Ama bir kongre salonu derse ki ben eğer 5G ağım olmazsa müşteri kaçırıyorum, o zaman durun düşünün. Yani bunu yapma hakkınız var mı? Bütün dünya 5G'ye geçerken siz hangi gerekçeyle aslında insanları engelliyorsunuz? Yani bunun izahını yapmak mümkün değil. Kim kurarsa kursun. Yani bunu operatörler kendileri çok istekliler aslında özel 5G ağlarını kurma konusunda. İster o şekilde olsun, ister daha rekabetçi bir şekilde olsun, muhakkak yapılması gerek. Ama operatörlerden bağımsız olarak ve Türkiye'den bağımsız olarak şunu söyleyeyim. Şu noktaya ben dikkat çekeyim. Bu önemli bir nokta. Öteden beri 50 yıldır, 100 yıldır iki tane dünya var aslında. Bunlardan birisi bitleri taşıyan haberleşme telekom sektörü. Tek yerimeydi. Telekom sektörü. İkincisi bilişim sektörü, bilgi sektörü, bilgisayar sektörü. Birincisinin en büyük örneği Amerika'da AT&T firmasıydı. İkincisinin de en bilinen örneği yine Amerika'da IBM adı verilen firmaydı. Şimdi hepimiz biliyoruz bu iki firmayı. Her ikisi AT&T bir tekeldi biliyorsunuz. AT&T'nin yaptığı iş ve bütün dünyada telekom bir tekel işiydi aslında. Her ülkenin kendi ulusal telekom idaresi vardı. Ve bunlar aslında uluslararası telekomun gelişmesini ellerinden geldiği kadar engellediler. Uzun yıllar. Yani siz onlardan ne zaman ki Amerika'da AT&T parçalandı, telekom sektörü deregulate edildi, ondan hemen sonra bu internet devri başladı. Ve AT&T'nin parçalanmasını bir milat olarak alabilirsiniz bütün dünyada. Eğer telekom sektörü, esasen telekom sektörü nakliye sektörü gibi bir şey. Yani bir kargo firması aslında. Yani evden eve nakliyat yapan birisini düşünün. Şimdi ve bir de tekel var. Yani eşyaları koyuyorsun içine taşıyor. Belli bir ücret alıyor. O kamyonda Mona Lisa'yı mı taşıdınız yoksa ne bileyim çanak çömlek mi taşıdınız hiç fark etmiyor. Onun sizden talep edebileceği fiyat belli. Görmüyor zaten. Taşıdığı bilgiye göre, bilginin değerine göre bir ücret almıyor. Onun için telekom işi karsız bir iş. Telekom işi aslında elektrik dağıtım işi, su işi vesaire gibi bir yani kamu hizmeti esasen. Şehir içi yollar gibi, şehirler arası yollar gibi bol kapasitesini olmasını isteyeceğiniz ülke menfaati için fakat yani şimdi yoldan çok varlıklı bir insan da geçiyor. Ne bileyim işine giden birisi de geçiyor. Bunlara gelirlerine göre siz bundan ücret alamazsınız. Telekom sektörü kötü bir iş sektörü aslında. Ve telekom firmalarının gelirleri artmıyor aslında. Kullanıcı başına gelirleri bu ARPU dedikleri şey sabit kalıyor. 10 misli 100 misli daha fazla veri taşıyorlar. Aynı yerde duruyorlar. Bütün dünyada durum bu. Şimdi bu telekom firmalarını bırakırsanız, bütün dünyadan bahsediyorum ben, 5G'nin gelmesi mümkün değil. Çünkü telekom firmaları 4G'ye yapmış oldukları yatırımı çıkartamadılar daha. Ve 5G'ye gidildiğinde 10 misli daha fazla veri taşıyacaklar ama gelirleri, toplam gelirleri dünya yüzünde işte 1 trilyon dolarsa 1.2 trilyon dolara çıkacak. Bu rakam var aslında yapılmış çalışmayla. Fakat bundan büyük menfaat sağlayacak olanlar
yine geleceğin Google'ları, Microsoft'ları, Apple'ları, Samsung'ları sayın sayabildiğiniz kadar. Onun için esasen bu yeni nesil internetin sürücü gücü telekom firmaları değil. Yani bunu çok iyi anlamamız lazım. Telekom firmalarına rağmen yapılması gereken bir şey bu. Anlatabildim mi? Yani telekom çok çok önemli hocam. Yani nefesimi tuttum dinliyorum. Nereye de yatırım yapmazlar. Bütün bunların hepsinin devlet yani bir ne bileyim baskıyla olması lazım. Yoksa yapmaz. Çünkü yaptığı yatırımın karşılığını çıkaramıyor. Ya devlet olarak sübvanse edeceksiniz ki edin. Yani ülke için bu gerekli aslında. Evet. Mesela şu, bence peki ben evet. Kusura bakmayın çok uzun cevap verdim buna. Ama öyle nokta olduğunu düşündüğüm için uzattım biraz. Yok hocam çok önemli. Bence buradan Enosat'a, İstanbul Sanayi Odası'na, MAİB'e, herkese bence uyarıcı fikirler çıkıyor, ilham verici fikirler çıkıyor. Son derece önemli diye görüyorum. Bu perspektif önemli çünkü hani operatörlerden bir kere beklenmesi hata olacak, o anlaşılıyor. Hocam bir başka soruya geçmek istiyorum. Şimdi bazı araştırmalar var tabii, uluslararası araştırmalar. İşte ne kadar bu 5G'nin katkısı olacak dünya ekonomisine diye bakılıyor. Bir mesela Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporu var. 2035'e kadar 13 trilyon doların üzerinde bir katkı olacağını söylüyor dünya ekonomisine. Bilmiyorum, bunlar tabii çok hızlıca değişebilecek rakamlar da, ama mutlaka çok fazla sektörü etkileyecek. Size göre hangi sektörler ağırlıklı 5G'den etkilenecekler? Ben bir ekran paylaşımı yapıyorum. Görebiliyor musunuz şu anda? Görüyoruz hocam. Şeyi görüyor musunuz bu? Evet. Eğer görüyorsanız bu. Şimdi kayboldu hocam. Şu anda kayboldu. Tamam ben anladım. Yanlış ekranda tuttum. Şu anda görüyor musunuz? Görüyoruz hocam. Tamam, sözünü ettiğiniz çalışma bu aslında. Yani bu bir. Bu bir çalışma, diyor ki burada, yani şunu bir kere düzeltelim baştan. Burada bu sözde edilen 13.2 trilyon dolar, şimdi her şeyi tam yerli yerine oturtmak için şunu da söyleyelim. Dünyanın global gayri safi hasıla yaklaşık 800 trilyon dolar. Basit olsun diye buna biz 1000 trilyon diyelim. Bir katrilyon dolar. 13.2 trilyon dolar, bunun bir kere şey %1.32'si. Evet. Düzeltiyorum. Bir sıfır hatası yaptım. Yani 80 trilyon dolar dünya gayri safi milli hasılası. 80 üzerinden gidelim. Rakamlar zor değil. Burada da 13.2 trilyon dolar deniyor. Yani yaklaşık %15'i mi oluyor, %16'sı mı oluyor? Öyle bir şey değil mi? Büyük bir, evet, %15 civarında hocam. %15 civarında. Şimdi bu buradaki şey sorun burada söylenen şey şu. Bu ne kadar görünüyor bilmiyorum. Biraz daha büyüteyim. Şimdi daha net görünüyor mu? Daha net görünüyor, evet. Daha net görünüyor. Burada diyor ki yani hangi satış aktivitelerinde 5G kullanılacak? Yani 5G'nin ekonomik büyüklüğü değil bu. Diyelim ki orada mesela eğitimde 258 milyar dolarlık bir satış aktivitesi 5G tarafından 5G'den etkilenecek. 5G nedeniyle 5G üzerinden verilebilecek. Şu anda nasıl hani e-ticaret diye bir şey var. E-ticaret mevcut internet üzerinden gidiyor. Bir sonraki nesil internette 5G interneti dersek, burası diyor ki 2035 senesinde dünyanın o zaman ne olur bilmiyorum ama bugün 80 trilyon olan gayri safi hasılasının 13 trilyon dolarlık kısmı e-ticaretin konusu olacak veya ne bileyim hani satışların yapılması 5G kanalları üzerinden olacak diyor bu. Yoksa 5G'nin ekonomik büyüklüğü değil bu. Bir sonraki evet. Slayda geçiyorum.
Şimdi bu gerçek rakam bu aslında. Bu da başka bir çalışma ama yani ben bir iki çalışmaya baktım. 5G'nin kendisinin getireceği büyüklük nedir şeklinde. Burası da şöyle söylüyor. 2024 ile 2034 arasında yani bu 10 yıllık süre içerisinde 5G dünya ekonomisine 2.2 trilyon dolarlık bir katma değer getirecek diyor. Burayı da en soldaki kolon global aslında ve onu parçalara bölmüş. Mesela burada lacivert olan kısım imalat sanayi ve utility'ler dediği elektrik, su, dağıtım vesaire şirketleri. Kırmızıyla gösterilen kısım finansal hizmetler, profesyonel hizmetler dediği bir alan. O da çok ciddi bir alan gördüğünüz gibi. Kamu hizmetleri, belki e-devlet vesaire gibi alanlardan bahsediliyor. Açık mavi ve uluslararası ticaret ve bilişim, ICT ve uluslararası diğer en üstteki koyu mavi olan kısım ticaret demiş. En üstteki gri kısım da tarım ve madencilik. Anlatabildim mi? Burada yani birinci derecede aslında 5G ekonomisinden yararlanacak olan ekonomiler esasen imalat ve finansal servisler. Doğrudan doğruya işte onlara bir ek katkıda bulunacak bu 5G ekonomisi. O zaman şöyle düşünülebilir mi hocam? Yani Türkiye'nin siz de biraz önce söylediniz hani şöyle biz ikinci ligdeyiz ama birinci lige çok yakın bir sınırlarda dolaşıyoruz. O bir zenginlik, bir imkan seti var, bir çeşitlilik var. Bizim üretim, imalat tarafında bir zenginliğimiz var. Yani bu bölgede en azından 5G ile beraber Türkiye'nin bir lig atlama imkanı da bir fırsatı da olduğunu söylemek mümkün mü bu bakış açısıyla? Bence mümkün. Yani Türkiye'nin aslında yani önünde ne bileyim hani hiçbir engel yok. Coğrafi avantajı var. Lojistik olarak hiçbir zaman kimsenin elinden alamayacağı son derece önemli bir avantaj var. Üç tarafı denizle çevrili ciddi bir turizm ülkesi. İnanılmaz bir potansiyeli var. Yani bu nüfusu var. Yani zaten rakamlar kendini gösteriyor. Şu anda gayri safi milli hasılanın 400 milyar doları imalattan geliyor. Yani bunu niye biz mesela diyelim ki 10 sene içerisinde 1 trilyon dolara çıkarmayalım? Yani niye çıkarmayalım? Ama orada aslında yani orada da söylenmesi gereken şeyler var. Yani Türkiye'nin imalat sanayini sizin derneğin yani Hasan Basri Bey bana bir rapor yolladı. Makine Sanayicileri Derneği'nin raporu. Oraya baktım. Türkiye'de 17 bin tane makine sanayinde faaliyet gösteren KOBİ var. Rakam 17 bin. Ortalama çalışan sayısı 10. Yani bu tür işletmelerin 5G'ye geçmeleri, şimdi çok moda olan deyimle sayısal ekonomiye geçmeleri ne anlama geliyor? Ne bileyim hayıflanmaları gerekti mi biz sayısal ekonomiye geçemedik vesaire diye. Yani bunlar üzerinde kafa yormamız gerekti. Ben kısaca şunu söyleyeyim o konuda. Yani 10 kişilik bir firmanın patronu aslında beyninde o firmanın bütün muhasebesini, müşterilerini, imalat her şeyi tutabilir. Öyledir de zaten. Yani bu 5G'ye geçsinler vesaire demek son derece anlamsız o tür 17 bin tane KOBİ için. Yani ne yapalım biz dediklerinde benim onlara söyleyebilecek bir şeyim yok. Zaten diyeceklerdir ki bizim zaten internetimiz var diyecekler. İnternete bağlıyoruz, siparişlerimiz internetten geliyor. Faturaları e-fatura olarak kesiyoruz. Tamam mı? Yani her şeyi bankalarla olan işlemlerimizi elektronik olarak yapıyoruz. Siz dijital ekonomiden şundan bundan bahsediyorsunuz. Bundan farklı ne yapacağız biz? Sorusunu sorduklarında onlara anlamlı bir cevap verebilecek miyiz biz? Yani nedir bu sayısallaşma, dijitalleşme vesaire çok konuşulan. Şimdi buradaki olay şu. Yani biraz önce Mercedes 56 fabrikasını söyledim. Dünyanın gittiği yerde
daha önce de söyledim bunu, çok büyük bir ağ kuruluyor. Bu ağın içerisinde yer almayan firmalar yok olacaklar. Yani semtlerinden kimse geçmeyecek, kapılarını birisi çalmayacak bile. Ondan yani bu bahsettiğimiz dijitalleşme olayı, diyelim ki hani otomotiv sanayimiz, orada aslında bir lokomotif firma tabii ki bütün bu dijitalleşmeyi yapacak, tedarik ağını olduğu gibi elektronikleştirecek, sayısallaştıracak. O yan sanayi, ona bağlı olan ekosistem ona entegre olacak. Daha büyük, yani 10 misli daha büyük ve hiç şeyle uğraşmayacak. Yani müşteri buldum bulmadım. Nasıl bugün mesela Amazon'dan bir şey satın aldığınızda onun kim tarafından üretildiğini bilmiyorsunuz siz. Firmalar o büyük ekosisteme, Amazon ekosistemine üye oluyorlar. Gece gündüz neyi yapıyorlarsa onun imalatını yapıyorlar. Yani bu bizim hoşumuza gitmeyebilir. Bir firma olarak kobisiniz. Ne bir birisi ne sürekli üretim yapıyorsunuz. Belki de kar marjlarınızı falan neredeyse sıfıra doğru sürüyor falan ama yani ya değişeceksiniz ya da yok olacaksınız. Ben bunun başka bir usulünü görmüyorum. Uzun sözün kısası, yani Türkiye'nin 17 bin kobi, kendi başına kobiyle bu işi sürdürmesi mümkün değil. 10 kişilik kobilerle gitmesi mümkün değil. Bu bir tek Türkiye'nin problemi değil. Malezya'da da durum aynı. Onların raporlarına da baktım ben. Hiç farkları yok. Yani bu ülkeler ciddi bir açmaz içerisindeler. Yani nasıl küçük el sanatları yok oldu. Bugün yorgancı yok, kalaycı yok, güğümcü yok, ne bileyim terzi yok. Yarın bu 10 kişilik, 5 kişilik kobiler de yok olacak. Evet. Peki hocam bir yandan da tabii kobilerin durumunu düşündüğümüzde de herkes sürekli biraz önce söylediğiniz o açmaz o durum hakikaten çok önemli. Yani bunlar tam böyle gerçek konular gibi geliyor bana. Sürekli bir yeni teknolojiler götürüyoruz ve de tam da anlatamıyoruz. Biraz da pazarlama faaliyeti halinde de oluyor bunlar. Şimdi mesela bir yanıyla da daha 5G gelmeden 6G konuşulmaya başlandı. Ben sanayi 4.0 deniyordu. Avrupa Birliği tuttu sanayi 5.0 diye bir şey açıkladı. Her günde bir şey çıkıyor. Yani bunlara nasıl yetişeceğiz diye de bakıyoruz. Mesela sizin gözünüzde 6G'nin getireceği en değer ne olabilir? Neden 6G'ye ihtiyaç duyacağız? Daha 5G'ye bile geçmedik. Biraz önce aslında onun cevabını ben verdim. Yani bana aslında sizden daha önce iletilen şey var. Avrupa sorular var, evet. Hexa X projesi var. Çeşitli sorular var. Şimdi sizin de sorduğunuz gibi. Yani 6G şu anda bir vizyon. Bu vizyon aslında şimdi yapay zeka ile 5G'yi birleştirme vizyonu 6G. Yine daha hızlı olacak, daha gelişmiş bir sistem olacak. Fakat esas şey şu. Bu 6G çalışma, şimdi 5G'nin çeşitli versiyonları çıktı, kabul edildi. Kazanan kazandı. Bazı firmalarda, yani kazananlar büyük kazandı aslında. Fakat bu yarış bitmedi. 10 sene sonra 6G standardı oluşturulmuş olacak. Bu ülkelerin, iddialı ülkelerin firmaları bu yarışta, yani patent yarışlarında aslında, patent yarışlarında yer kapmak için, kendilerine 6G'de yer bulmak için. Çünkü ben biraz önce bütün rakamları verdim size. Tamam mı? Satılan 500 dolarlık 5G telefondan Qualcomm firması 16 dolar, işte Huawei 2,5 dolar, başka bir firma 1,5 dolar. Bunları toplarsanız 25 dolar ediyor diyelim ki. Demek ki %20'si yalnızca fikri mülkiyet hakları, lisans parası olarak bazı ülkelere gidiyor. Şimdi yani bu firmaların yıllık satışlarına baktığınızda, cep telefonu satışlarına baktığınızda 400 milyar doları bulur. 400 milyar doların %20'si, 100 milyar doları bu ülkelere gidiyor. O gelen parayla bu ülkeler aslında 6G'yi finanse ediyorlar, 6G için. Yani her birisinin 5.000 tane, 10.000 tane falan patenti olacak. Zaten uluslararası sistem bunun üzerine kurulu, bunun üzerine çalışıyor. Eğer patentleriniz yoksa,
Siz 5G için mesela ne bileyim işte baz istasyonu da yapsanız, telekom altyapısı için yerli yapsanız vesaire yapsanız, bu ülkeler bu patentlerini Türkiye'de de lisanslıyorlar ve onlara gene lisans ücreti ödemek zorundasınız. Sattığınız her telefondan, satın aldığınız her çip için onlara lisans ücreti ödemek zorundasınız. Ben işin bu kısmında değilim. Yani Türkiye'nin bu yarışta çok ciddi bir iddiası yok. Yakın gelecekte de olması mümkün değil. Tekil bazı işler olabilir. Hepsi o kadar. Olması demiyorum ama biz şimdi hani bütün Türkiye ekonomisini konuştuğumuz için daha büyük manzaraya bakmamız lazım. Bizim şu anda karşı karşıya olduğumuz konu şu. Yani bu not edin. Yani şeyin bazen şu soruyla karşılaşıyorum ben. Yani 4G hiç olmasaydı ne olurdu? Veya 5G 5 sene gecikmeyle gelse ne olur? Şimdi yapılmış çalışmalar var. Bu GSM'in raporunda da var. Yani bir verimlilik artışı diye bir olay var değil mi? Bunun 5G'nin ya da 4G'nin mobil haberleşmenin yıllık büyüme mesela %2,5 olarak öngörülüyor bütün dünyada önümüzdeki 10 yılda. Bunun %0,2'sinin yalnızca mobil haberleşmenin getirdiği verimlilik artışı nedeniyle olacağı düşünülüyor. %0,2. 5 yılda %1 yapar bu. Dünya ekonomisinin %1'i Türkiye büyüklüğünde bir ekonomi aslında. Evet. Türkiye'nin büyüklüğü dünya ekonomisinin %1'i. Doğrudur. Yani bunu şöyle bakalım biz. Veya Türkiye ekonomisinin %1'i nedir? 770 milyar dolarlık gayri safi milli hasılamız var. %1'i demek ki 8 milyar dolar. Yani önümüzdeki 5 yıl için. Bizim kaybımız kabaca bu. Ama bazı sektörler, yani bunun içerisine bakkal, fırıncı, lokantacı bunların hepsi dahil. Bazıları bunların interneti hiç kullanmıyorlar aslında. Olsa da olur, olmasa da olur. Kritik olan olay şu, esas verilmesi gereken cevap şu. Sizin finans sektörünüz neredeyse hiç olmayacak. Bankadan para çekmek için bankaya gitmem gerekecek. Anlatabildim mi? Evet, evet hocam. Yani bazı insanların aslında verimlilikleri belki %0,2 değil, %20 düşecek. Yani vergiyi yatırmak için vergi dairesine gideceksiniz. Özellikle veya dünyada bu COVID ortamında mesela öğrenciler uzaktan eğitim alamayacaklar. Yani bunun gibi şeylere hiç bakmamak gerek. Türkiye'nin fırsatlara bakması lazım. Yani Türkiye'de şuna mazeret uydurulmaya çalışılıyor. Efendim geç geçelim. Ne fark eder işte olmasa ne olacak vesaire. Niye olmasın? Yani sizin bir iddianız yok mu? Başkaları niye yapıyor? G20 ülkeleri içerisinde 19'u bu işi yapmışsa sizin yapmamanız için yani geçerli bir sebebiniz olabilir mi? O zaman anlatın. Nedir yani bu sebep? Çok doğru ama hocam. Ama ben burada topu size dağıtıyorum. Sanayici dersiniz işte. Siz de ekonomi gazetesi yazarsınız. Yani talep gelmiyor ki. Talep yok. Siz o zaman derneksiniz. Bir zorlama olması lazım. Yani sanayiciden Enosa'da bir zorlama olması lazım. Bana şu çözümleri bul. Değil mi? Yani biz daha maalesef hep böyle işte ucuza insan çalıştırma meseleleriyle ilgili gidiyoruz ama şunu soracağım. Haberleşme teknolojileri kümelenmesinde bir 5G çalışması var. Yani bu yerli milli 5G projesi. Bu yani Türkiye'de 5G'yi üretmek ne fayda getirir? Sizin... Üretilirse hepimiz çok mutlu oluruz. Şimdi o proje veya daha önceki proje Türkiye'de herhalde bu tür şeylere sağlanmış toplam destek devlet tarafından 100 milyon doların altındadır. 100 milyon doların altındadır. Eğer Türkiye ciddiyse yerli ve milli yapmak niyeti varsa, gerçekten varsa yani gerçekten tamam mı? Yani bunun bir maliyeti var. O yapar bu yapar. Yapmak istiyorsa devlet bu yani bunun milyarlarca dolar. Ya bir şey söylemek yuvarlak da olsa bir şey söylemek mümkün mü?
Yani geçebilmemiz için ne kadar istediğiniz kadar rakam vereyim. Bir kere her şeyden önce bazı rakamları bir kere yazmamız lazım. Yani rakamlar olmadan her şey havada kalıyor. Doğru şimdi, diyorsunuz. Şimdi olay şu. Yani dünyada 5G'ye geçmenin maliyeti nedir? 5 yıl süreyle yılda 200 milyar dolar toplam 1.1 trilyon dolarlık bir yatırım yapılacağı öngörülüyor 5G'ye. Dünyada. Evet. Önümüzdeki 5 yıl için 2020-25 diyelim isterseniz, tamam mı? Çünkü 2020'deki bir rapor bu. Şimdi Türkiye her alanda dünya ekonomisinin %1'i. Nereye baksanız hep %1. Türkiye'de de 2 milyar dolara tekabül eder bu yıllık. Türkiye'nin aslında onu da paylaşabilirim ama gerek var mı bilmiyorum. Yani şeyde paylaşayım. Yani bu da BTK'nın raporlarında var bu. Yani Türkiye'de şeye yapılmış olan yatırım nedir? Yanlış şey paylaştım. Paylaştım. Şu anda ekranda görünüyor mu bilmiyorum. Görünmüyor hocam. Ha şu anda göründü. Şu anda görünüyor mu Türkiye'de telekom altyapı yatırımları? Şimdi buraya bakarsanız 2015 senesinde 15 milyar TL'lik rakamlar TL cinsinden bir yatırım var. Bu aslında Türkiye'nin 4.5G'ye geçtiği yıl olduğu için bu yıl yatırımlar fazlaymış. Ondan sonraki yıllarda da 5, 5, 6, 10 falan gibi gidiyor. Kabaca Türkiye'de yani şu anda 1.5 milyar dolarlık her yıl operatörler veya diğer telekom işletmecileri, burası yalnızca büyük operatörleri veriyor, öyle değil mi? Onlar, aynen öyle. Evet, onları veriyor. Onların yani bu fiber olsun, baz istasyonu olsun, artık neyse, onlara yaptıkları yatırımı gösteriyor. Yani buradan şunu söylemek istiyorum ben. 2019 dolar kurunu biliyoruz, 6-7 lira civarındaydı. Demek ki 1,5 milyar dolarlık yıllık yatırım var. 5G'ye doğru giderken 5G'ye de birdenbire geçecek değiliz biz aslında. Her sene operatörlerin, işletmecilerin 2 milyar dolarlık bir yatırım yapmaları gerekiyor. Tamam mı? 2 milyar dolarlık. Şimdi bu ne demek aslında? Türkiye ekonomisinin büyüklüğü nedir? Nedir? 1 trilyon dolar diyelim. 1 trilyon doların 1 trilyon dolar da 2 milyar dolar. Binde 2 demektir. Tamam mı? Yani Türkiye yerli ve milli 5G'yi yapsa veya 4G'nin tamamını yapsa yani her şeyini yapsa, fiberinden her şeyini yapsa, gayri safi milli hasıla içerisindeki payı onun operatörlerin yaptığı altyapı yatırımından bahsediyorum, tamam mı? Ki onun içerisinde kule var, kulenin inşaatı var, daha kim bilir neler var yani. Yani teknoloji ile alakası olmayan şeyler de var. Binde 2. Tamam, bu rakam bir kere bir yere yazın. Yani bu önemli bir rakam. Binde 2. Tamam mı? Yani demek ki rakamsal büyüklüğü fazla değil bunun. Yani bugün ne bileyim bir sürü sektör sayabiliriz. Ayakkabı sektöründen vesaireye kadar. Daha büyüktür. Çok daha büyüktür. Ama yani ben tabii ki bu stratejik bir alan. Tamam mı? Teknoloji alanı. Türkiye'de diyor ki yani yabancılar getirip mallarını burada bize satacaklarına hazır burada müşterisi varken, tamam mı? 2 milyar dolarlık bir pazar varken ben de destekleyeyim yerli üreticiyi. Hiç olmazsa %25'ini, %40'ını, %45'ini, tamam mı? Şeyden alsın. Operatörler yerli üreticilerden alsın. Hala yani kimsenin buna karşı çıkması mümkün değil. Benim söylediğim, burada benim aldığım pozisyon şu. İster öyle ister böyle. Bir kere rakamları bilelim. Tamam mı? Rakamları önce bilelim. Gecikmeye tahammülümüz yok yalnız. Ha, bu da işte şey. Esasen işin anahtar noktası bu. Ben ülke ekonomisinin binde ikisi olan bir sektör için bu sektör stratejik de şuydu buydu falan dinlemem onu. Tamam mı? Eğer o sektör başka sektörlerin tekerinin önünde taş gibi, tamam mı? Bu olmadan ben 5G'ye geçmem denirse o zaman bunu çıkıp toplumun tamamını anlatması lazım bunu diyen kişinin. Tamam mı? Niye ben imalat sanayimi kurban edeyim? Tamam mı? Niye endüstride ikincilikten üçüncü lige düşeyim? Bir daha bunların geri kazanımı yok. Yani insanlar bunları bir yılda, 5 yılda kazanmadılar. Gidildi, ihracat pazarları bulundu, bir sürü yatırımlar yapıldı falan. Bunların hepsi
yok olma riskiyle karşı karşıya. Yani sizin makine sanayicilerinin imalat içerisindeki payı %4,5-%5. Tamam, o da gayri safi milli hasılanın yarısı olduğuna göre imalatın %2,5'sunuz siz makine sanayicileri. Tamam mı? Ve yani en fazla en özel otomasyon sanayicilerinin derneği. Yani bunları anlamak mümkün değil. Sizin lobi yapmanız gerekir netice olarak. Yani dengeleyin. Tamam, onlar da yapsın. Yani benim söylediğim bu. Ben bunları rakamlara baktığımda matematik gerçekler olarak görüyorum orada. Anlatabildim mi? Yani rakamlarda olmadan bu konuları konuşmak bence tamamen lüzumsuz bir şey. Yani çok net. Amerika'nın Huawei ile olan mücadelesi işte ticaret savaşıdır aslında. Başka bir şey değil. Şimdi güvenlik, güvenilirlik vesaire gibi konular var ama o ayrı bir olay. Yani devletin sırları, önemli stratejik haberleşmeleri falan zaten ulu orta böyle ne bileyim haberleşme sistemleri üzerinden yapılmaz. Onlar için kendine ait özel haberleşme ağları vardır. Onun üzerinden yapılır. Kriptolu olarak yapılır. Burada Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Fatma'nın birbiriyle yaptığı telefon konuşmasını birisi dinlese ne olur, dinlemese ne olur? Anlatabildim mi? Yani güvenlik vesaire gibi konuları bunun içine attığınız zaman orada güvenlik diye bir şey yok. Bugün kullandığınız bütün yazılımlar dış kaynaklı zaten. Yani onların ne yaptığını bilmiyorsunuz. 5G'yi kullanan yazılımlar da, bilgisayar programları da tümüyle dış kaynaklı olacak. Şu anda yaptığımız konuşmayı kaydediyorsunuz. Belki Amerika'da bir buluta gidiyor. Anlatabildim mi? Evet. Haberleşmede peki, güvenlik diye bir şey yok yani. Peki 5G'nin bu alanlara mesela getireceği neler olabilir? Mesela o yönde de sorular vardı. Hani haberleşmenin emniyeti bakımından, uzaktan ameliyatlar, kritik prosesler, bunlar açısından güvenli bir ortam sunabilecek mi 5G? Orada iki şey var. Aslında bir security anlamında, yani bilgi güvenliği anlamında bir güvenlik var. Mahremiyet anlamında yani bir güvenlik var. Türkçe'de güvenilirlik yani reliability, yolladığınız bilginin hatasız, kusursuz, aslına uygun şekilde gidip gitmemesi anlamında da bir güvenlik ya da güvenilirlik sözü var. Bu 5G'nin bahsettiği ikincisi, yani mahremiyet anlamında bir güvenlik sağlaması değil aslında. Tabii. Yolladığınız bitlerin bozulmadan bir robottan diğer robota gitmesi. Yani bir fabrikanın bütün otomasyonunu siz aslında insansız fabrikada robotlara teslim ediyorsanız, işte robottan bir diğerine yollanan mesaj yanlış gitti. Ondan sonra fabrika havaya uçtu falan. Böyle kabul edilemez şeyler olmaması lazım. Veya bir doktor uzaktan ameliyat yapıyor. İşte ameliyatı yaparken haberleşme bozuluyor. Ya da gecikmeler artıyor. Bu da kabul edilemez bir şey. 5G bununla ilgili bir çözüm bulduğu iddiasında. Ama burada buna ben şüpheli yaklaşıyorum. Yani bu daha önceki şeye geliyor. Bakın, bilgisayar sektörü bitler bedava taşınsın istiyor. Taşınan bitler üzerinden para kazanıyor. Bankalar gibi, ticaret erbabı gibi vesaire. Telekom sektörü taşıdığı bit başına kargo şirketi gibi para kazanan bir sektör. Şimdi esasen kendisi bu tüketici alanı karlı bir alan değil. Yani insanların gelir seviyeleri ne kadar artıyorsa o kadar telefon faturası ödeyebilirler. Şu anda kişi başı Türkiye'de $20 civarındadır bu ortalama. 5G'ye geçildiğinde insanlar 5G 10 katı hıza çıktı diye $20 × $200 ödemeyecekler. Ama operatörler eskiden taşıdıklarının 10 katı bit taşıyacaklar. Operatörler için cazip olmayan şey bu aslında. Bir kargo şirketi düşünün. Eskiden 100 kilo taşıyordu. Şimdi 1000 kilo taşıyor. Gene aynı ücrete taşıma yapıyor. Telekom operatörlerinin durumu bu.
Onun için telekom operatörleri kendilerine daha cazip, daha karlı yeni alanlar bulmak istiyorlar. Bu fabrika otomasyonu onlardan birisi. Fabrika otomasyonu için IEEE gibi aslında bilgi dünyasından, yani bileşim dünyasından gelen firmaların oluşturdukları yeni standartlar var. Ve Wi-Fi onlardan birisi mesela. Wi-Fi standardı. Wi-Fi, Ethernet, tamam mı? Hepimizin kullandığımız ve bunlar için biz para ödemiyoruz. Alıyoruz, getiriyoruz, evimize kuruyoruz. Takması, kurması kolay. Fabrika otomasyonu için yine bu IEEE'den otomasyon şirketlerinden, bilgisayar dünyasından gelen yeni çözümler olacak. Yeni çözümler olacak. Çünkü oradaki şey, yani o üçgen, gördüğünüz üçgenin bütün içi dolu gibi düşünmeyin. Maalesef dolu değil. Yani bu bir vizyon. Ve 6G sorusuyla isterseniz bunu bağlantılı olarak tamamlayayım. 6G'de evet. 5G'nin yapmayı vaat edip aslında yapmadığı işleri yapmaya devam etme çabası yani. O şekilde de bakabilirsiniz. Evet. Peki neyse, hocam isterseniz toparlayın. Evet. Çünkü ben dinleyicilerin herhalde sabrını zorlamış olabiliriz. Çok uzun oldu. Hocam bence gayet ilgiyle izleniyor. Sorular da gelmeye devam ediyor. Ben isterseniz bir iki tane daha sorayım sonra. Ben buradayım. Benim için tamam. Bir sorun yok da yani şey de yapmak da istemem. Fazla insanların sabrını suistimal etmeyi de istemiyorum. Çok doğru diyorsunuz hocam ama ben ilgiyle dinlendiğini görüyorum buradan. Hissediyorum da ayrıca. O zaman isteyen ayrılmak. Tabii Orhan Güvenen hocam serbest. Da bir şeyler ifade etmek istiyor isterse kendisine söz verebilirim. Sayın hocam. Tabii ki. Alo. Buyurun hocam. Dinliyoruz evet. Sizi. Çok teşekkür ederim efendim. Her şeyden önce Erdal Arıkan hocamıza derin saygılarımı sunarım. Naçizane belirtmek istediğim zannediyorum uluslararası mukayese bakımından bir anlamı var. Hocamız haklı olarak şunu belirtti. Çin'le yarışmak hiç kolay olmayacak. Çok doğru. Çok doğru. Bütün bu yarışta Çin'in çok özel bir durumu var yönetim bakımından. Buna pek dikkat edilmiyor. Yani uluslararası mukayesede mutlaka dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bir, Çin ekonomi bakımından yaklaşımı işte liberal sistem, diğerleri nasıl yapıyorsa o da yapıyor. Çünkü hiçbir korkusu yok. Dünya gelsin, geldiği zaman dünya da geliyor, yatırım da yapıyor. Neden? Diyor ki ben şu ürünü üretirsem 100 Çinli'den birine satarsam 14 milyona satarım. Artı ihraç edeceğim. Dolaylı olarak o bakımdan ekonomi liberal yapıda işliyor. Emek ucuz vesaire. Fakat diğer bir konu var. Asıl bu. Burada bunu özellikle belirtmek istedim müsaadenizle. O da şu. Çin'in siyasi yapısı ve devlet yapısı, bürokrasi yapısı aslında çok güçlü. Çok güçlü çünkü klasik eski otoriter yapıdan geliyor. 1 milyona yakın çok iyi eğitilmiş, yetişmiş insan var. Siyasete bunlar yarış içinde gidiyorlar. Çok iyi eğitimliler. Bürokrasi aynı şekilde. Dolaylı olarak bu güçlü kontrol eden yapı, otoriter yapıyla tamamen liberal bir ekonomi beraber gidiyor. Bunu dünyada gerçekleştirebilecek bu beraberliği ikinci bir ülke yok efendim. O bakımdan bu önemli bir husus. Uluslararası mukayesede buna pek dikkat edilmiyor. Çin bilmiyorum bunu ne kadar sürdürülebilir ama bunu özellikle arz etmek istedim. Yani Çin bugün bu güçte gidiyorsa ki gidecek de devam da edecek. Böyle bir boyutu var. Hocamız zaten çok çok iyi belirtti, vurguladı. Bir de sayısal boyutu var. 1.4 milyar insan. Bütün bu olgu uluslararası tabii söylenecek fakat hocamı gerçekten büyük saygıyla dinliyoruz. Ve Türkiye için alınacak çok büyük ders var ve acılı dersler var. Saygılarımı sunarım efendim. Çok teşekkürler Sayın Güvenen. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Saygılarımı sunarım. Saygı benden efendim. Hannover Fuarcılık'tan Murat Bayazıt söz almak istedi. Biraz önce gördüm ama Murat Bey. Merhaba. Buyurunuz. Hakan Hocam teşekkürler. Öncelikle Enosat'a ben teşekkür ediyorum sevgili Erdal Arıkan'ı bizlerle buluşturduğu için.
Çok kıymetli bir oturum oluyor. Ben şöyle ekleme yapmak istiyorum ve Erdal hocamızın yani bu konuya nasıl düşündüğünü de merak ediyorum. Biz Almanya'da Erdal hocamızın bahsettiği 3.7, 3.8 GHz'lik 100 MHz'lik bir frekans aralığını geçtiğimiz sene Şubat ayı itibariyle lisansımızı aldık. 1 milyon metrekarelik fuar alanımızı hibritleşmeye yönelik altyapımızı oluşturuyoruz. Bunun için de 10 milyon euroluk bir fon ayırdık. Ve şu anda yaptığımız çalışmalar %60-%65 civarında tamamlanmış vaziyette. Önümüzdeki sene itibariyle de Hanover'de 5G altyapısını katılımcı firmalarımıza hibritleşme anlamında sunuyor olacağız. Benim buradan getirmek istediğim örnek şöyle bir şey olacaktır. Bugün Türkiye'nin en büyük fabrikalarına baktığımızda 400 bin metrekare, 500 bin metrekare alanlarına baktığımızda böyle bir yatırıma ne kadar girebileceklerdir? Özellikle bizler için düşünüldüğünde büyük alışveriş merkezlerini ilk başta bu 5G altyapılarına oluşturmaya başladıklarında bu kadar çok ciddi bir rakamda yatırımları sizce firmalarımız, alışveriş merkezlerimiz, fabrikalarımız bu çapta yatırımlara ne denli sıcak bakacaklardır? Erdal Hocam'ın yorumunu ben merak ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun Murat Bey. Hocam söz sizde. Murat Bey teşekkürler katkınız için. Aslında belki Almanya'yı anladığım kadarıyla siz iyi biliyorsunuz. Sizin bu konuda görüşünüz de. Şöyle söyleyeyim hocam. Biz aslında 10 yıllık bir frekans aldık ve bunu toplamda 37 tane farklı holümüzde firmalara kiralıyoruz. Bugün Siemens'le anlaşma yaptık. Bugün Deutsche Telekom'la anlaşma yaptık. Onlar da kendi alanlarındaki private network'ünü katılımcı firmalarına kiralayacaklar. Aslında biz bir kiralama yöntemiyle bunu hizmete aldık ve buradan bir gelir modeli elde edeceğiz. Şirketimiz bu yönde bir yatırım yaptı ama şimdi bunun maliyet kalemi çok yüksek. Daha minimize edilebilecek noktaları da var. Biz bunu çok ciddi anlamda inanıyoruz. Fakat bu yatırım maliyetinin ben Türkiye'de karşılığının tam olarak olamadığını görüyorum. Bu biraz beni endişelendiriyor. Ben bu noktadan baktığımızda her şirket bunu paraya dönüştürebilecek, uzun vadeli yatırım olarak görebilecek mi sadece? Bu soru benim için biraz daha böyle zorlayıcı aslında. Ben de endişenize katılıyorum. Bu aramızda şu anda yani bu toplantıyı düzenleyenler arasında, Enosat üyeleri arasında bu sorduğunuz soruya cevap verebilecek durumda olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Onlara söz verelim bence. Hakan Bey. Tabii olur. Ama isterseniz ilk önce Füsun Merbil'in de bir söz almak istediğini görüyorum. Füsun Hanım eğer şeyse müsaitseniz hemen sizin yorumunuzu ya da sorunuzu da alabilirim. Sorum var Erdal Hoca'ya. Hocam Huawei'in engellenmesi acaba nasıl bir duruma yol açıyor? Ericsson ve Nokia'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da bundan sonra bu arada kaybedilen zaman altyapı açısından soruyorum tabii. Telefon cihazları açısından değil. Amerika açısından bir ümit var mı yetişmek konusunda 5G'de? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Füsun Hanım. Gayet güzel bir soru. Her zaman sizden beklediğimiz gibi. Bu şimdi aslında Amerika yani burada belli bir zaman kaybedildi. Huawei yani ciddi anlamda öne geçti. Bu doğru. Amerika'nın bir planı var mı? Varsa da şu anda açıklanmış değil. Yani bu Nokia'yı satın alma ya da Ericsson'u satın alma falan söz konusu edildi. Bunlar aslında nispeten yani küçük firmalar. Şu anda Nokia 26 milyar dolar, Ericsson 40 milyar dolar falan gibi bir firma. Yani bu mesela Zoom firması, bir yazılım firması bir ara 200 milyar dolara çıkmıştı. Şimdi 100 milyar dolar falan civarında. Hem Nokia'yı hem Ericsson'u satın alabilecek büyüklere erişiyor. Bunu şunun için de söylüyorum ben aslında. Hani bu 5G'ye geçmenin şeyleri geciktirmenin maliyeti esasen bunun gibi şeyler. Yani AR/VR'da konuşuldu. Sizin firmalarınız önümüzdeki 10 sene içerisinde de 5G'yi kullanarak telekonferans yapan, yazılım geliştiren hiçbir firmanız olmayacağını baştan kabul ediyorsunuz. Çünkü veya biraz önce Murat Bey söyledi, Siemens'ten satın alıyoruz dedi. Şunu da baştan bugünden kabul ediyorsunuz. 5G'yi
teknoparklara, yazılım firmalarına geç getirmekle ilerideki bütün fabrika otomasyonlarında Alman firmalarının adı ne olursa olsun yarışa 10 adım ileriden, birkaç yıl ileriden başlamalarını ve Türkiye'deki otomasyonu da onların yapacağını garanti etmiş oluyorsunuz aslında. Geç geçmekte. Şimdi sizin sorunuz, Amerika bu işin ciddiyetinin farkında. Biliyorsunuz Open RAN diye bir şey var, bir girişim var. Fakat bu Open RAN'in yani operatör sınıfı telekom altyapısı üretip üretemeyeceği konusunda ciddi kuşkular var. Ve operatörlerin gerçek niyetlerinin bu Open RAN'i getirirken Open RAN üyesi firmalardan mal satın almak mı, yoksa diş geçiremedikleri neredeyse yani 3-4 tane telekom altyapı firması var bildiğiniz gibi. Onları yola getirmek mi olduğu konusunda da kuşkular var. Yani kısaca şunu söylüyorum ben, Amerika henüz bir çözüm üretebilmiş değil. Bundan şu anlam çıkmasın, Amerika'da hani Qualcomm firması var 5G ile ilgili veya Apple firması var. Bunlar bu işin terminal tarafında varlar. Yani kullanıcı ekipmanı tarafında dünyanın hala bir numarası Apple. Büyük miktarda. Fakat çok karlı olmayan bu telekom altyapı sektöründe bütün Batı aslında yıkıcı bir rekabet altında kaldı. Amerika'da var olan Lucent firması, AT&T'den çıkmış olan, Kanada'da var olan Nortel firması, bunlar yok oldular. Hatta Avrupa'da Alcatel vardı, yok oldu. Biliyorsunuz birçok firma büyük bir birleşmeler vesairelerle küçüldü. Nokia ile Ericsson'un ikisinin toplam değeri bugün 70 milyar dolar yapmıyor. Yani karsız bir sektör aslında. Altyapı sektörü, tekrar geliyorum, işin ekonomik boyutlarını, parametrelerini gözden kaçırırsanız hiçbir şey anlamanız mümkün değil aslında. Telekom altyapı sektörü, biraz önce söyledim, tekrar ediyorum. Dünya ekonomisinin %0.025'i, binde 2.5'u yani. Bu binde 2.5 üzerinde kıyaslayan rekabetle yaşamak mümkün değil. Bugün Nokia'nın da Ericsson'un da kar marjları %10'un altında aslında. Biraz önce Orhan Hoca şeye işaret etti. Çin farklı bir konumda. Yani Çin bu olayı başka bir boyutta götürüyor. Çin'le bu anlamda rekabet etmek mümkün değil. Serbest rekabet etmek mümkün değil. Sizin de görüşleriniz eminim var bu konuda. Siz lütfettiniz, soru gibi sordunuz bana, ama eklemek istediğiniz bir şey varsa ben duymaktan mutlu olurum Füsun Hanım. Erdal Hocam, ben de yakından izliyorum bildiğiniz gibi. Anlamaya da çalışıyorum. Ama geçen ayki Myanmar darbesi, Şubat ayındaki, çok enteresan. Myanmar çünkü nadir metaller temin eden bir metalleri olan bir madde. Özellikle Çin'e ihraç ediyor. Dolayısıyla bu ticaret savaşı dediniz demin. Aynı fikirdeyim. Büyük bir hızla süreceğini düşünüyorum. Ama bir yandan da demin de söylediğiniz gibi 5G'nin henüz gerçekleştirememesi, 6G'ye aktarması, bu da başka bir boyutu işin. Ben Çin'in her şeye rağmen güçlü bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Amerika'nın bir çaresi var mı? Esas sorunuz oydu. İşte Amerika'nın çaresi, siz de söylediniz, Qualcomm gibi, yani tedarik zincirini şu anda biliyorsunuz engelledi Trump geçen sene Mayıs'ta en son. Engelleme yönü devam diyorsunuz yani. Evet, ancak böyle, ya da işte nadir metalleri söyledim. Nadir metaller de tedarik zincirinin başka bir boyutu. Belki Hakan Bey izin verirseniz ben şunu ilave edeyim. Estağfurullah, buyurun hocam, tabii ki. Yani internetin gelecekte ikiye bölünme riski var. Yani aslında tamam, sen kendi ülkende, Çin'in kendi havzası var. Bu geçmişte olmamış olan bir şey değil aslında. Yani bugüne kadar uluslararası standartlarla gidiyordu bu, bütün dünyanın kabul ettiği, aslında hep öyle değil.
3G'de mesela Çin'in kendisine ait bir standardı vardı. Çin daha sonra Kore'nin de kendisine göre bir standardı vardı. Yani bu 3G vesaire standartları tamamen global standartlar değildi. 5G'de Çin artık kendine tam güvendiği için tek bir dünya standartında anlaştı. Hiçbir sorun çıkarmadı. Fakat ileride benzer sorunları Batı'nın çıkarması beklenebilir. İnternetin parçalanması ciddi bir risk aslında, fragmente olması. Bu aslında dünyadaki gidişata da çok aykırı bir şey değil. Yani ülkeler son çare olarak, yani sen beni yıkmak için geliyorsan ben de kapatıyorum kapıları deyip ticarette de, internette de çeşitli aşırı korumacı, bugüne kadar alışık olmadığımız önlemler alabilirler. Oyunun kuralları değişebilir netice olarak. Evet. Bu imkansız bir şey değil benim nazarımda. Evet, ben de bundan korkuyorum hep. Teşekkür ederim Erdal Hocam. Teşekkür ederim Hakan Bey. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olunuz. Enosat Yönetim Kurulu üyesi Sami Özkan Dibek söz almak için el kaldırmıştı. Hala istiyor. Sayın Dibek'e söz vermek isterim. Teşekkür ederim Hakan Bey. Ben Erdal Bey'e bir teknik soru sormak istiyorum. Şimdi ISA 95 otomasyon piramidinde en altta sensörler, aktüatörler, işte onun üstünde PLC, yani akıllandıran sistemler, onun üstünde SCADA sistemleri, bu şekilde ilerliyor ve endüstride yani o sensör aktüatör kısmıyla akıllandıran PLC arasındaki haberleşme endüstri özel haberleşmelerdi. Hiçbir zaman işte Ethernet çok az sonradan kullanılmaya başladı ya da 4G hiçbir zaman kullanılmadı. Yani gelecekte biz işte siz robottan örnek verdiniz. 5G'li sensörler mi göreceğiz fabrika otomasyonunda ya da işte 5G'li aktüatörler mi göreceğiz? Biz bunu mu anlamalıyız gelişmelerden? Aslında 5G'nin vizyonun içerisinde tam da bu söyledikleriniz var. Yani o gösterdiğimiz diyagramlarda var. Fakat ben de şüphemi belirttim biliyorsunuz burada. Şimdi kablolu haberleşmeyi yapabildiğiniz yerde kablolu haberleşme yapacaksınız. Buna şüphe yok. Ama eğer hareketli robotlar ya da bu Amazon'un hani depolarında olduğu gibi yük taşıyan bir takım robotlar, robot da değil de artık adı neyse biliyorsunuz siz, varsa bunlar kablosuz haberleşmek zorundalar. Çünkü hareketliler bunlar. Hareketli oldukları için bir kablosuz haberleşme olması lazım. Şimdi 5G, dünyada iki tane standartlaşma şeyi var, organı var. Bunlardan birisi IEEE ve diğeri de şey aslında, bu 3GPP ya da telekom dünyası diyebiliriz. Şimdi her ikisi de aslında bu söylediğiniz alanlar için yeni standartlar oluşturma çabası içerisindeler. Oradaki kullanım senaryolarına bağlı olarak. Ben şimdi 5G'nin ya da 6G'nin bu savaş diyeyim, rekabeti kazandığına ikna olmuş değilim. Kağıt üzerinde bir şeyler gösteriyorlar, biz bunları yapacağız diye. Fakat kullanım senaryoları o kadar çok ve çeşitli ki, yani bir elbisenin bütün herkese uyması mümkün değil. Terzi usulü uygulama için özel tasarım haberleşme sistemleri geliştirmeniz gerek diye düşünüyorum ben. Bunu da en iyi aslında o endüstrinin kendi içindeki aktörler yapabilir. Bu otomotiv sektörü için de geçerli. Fakat Qualcomm'lar olsun, Huawei'ler olsun, şunu da söyleyeyim, belki ilginç bir not olur. Şimdi dünyada 8 milyar tane potansiyel cep telefonu abonesi var. Pazar aslında şu anda belki 5.6 milyarın telefonu var. 8 milyara gidebilir bu rakam. Ama 10 milyara, 20 milyara gitmesi için hiçbir sebep yok. Bir doygunluğa erişmiş durumda.
Fakat bu fabrika işlerine girdiğinizde, sensörlere geçtiğinizde hareket eden bütün buzdolabı hareketsiz ama yani hareketli veya hareketsiz bütün nesnelere birer sim kart takmaya başladığınızda buzdolabı cep telefonu gibi bir terminal haline geliyor. Otomobil bir terminal haline geliyor. Bugün en karlı sektör terminal sektörü. Biraz önce bazı rakamlar verdim. Mesela Apple 260 milyar dolar satışı var. Bütün telekom firmalarının hepsinden daha karlı. Aslında satış büyüklüğü olarak daha büyük değil belki ama kar marjı olarak çok çok daha iyi durumda. Herkes terminalin peşinde. Bugün Huawei'in de en büyük 3 tane işi var aslında. Birisi terminal, diğeri altyapı, üçüncüsü de enterprise dedikleri büyük firmalara yönelik olan kısım. En hızlı büyüyen kısmı aslında terminal işi. Herkes terminaller için bir şey üretme peşinde. Yani çünkü siz sim kart takılan her şey terminal. Bu şekilde bakın. Şu anda terminal dediğimiz şeyler cep telefonları. İleriye doğru bu nesnelerin interneti dünyası dediğimiz dünyada fabrika otomasyonu buna dahil. Tarım buna dahil, akıllı şehirler buna dahil. Bir tarafta 8-10 milyarlık bir terminal sayısıyla sınırlıyken trilyona giden bir rakamdan bahsediyor olacaksınız. Terminalin tanımı değiştiğinde. O nedenle sizin sorunuzla bağlantısı şu bunun. Yani aslında bu sözünü ettiğiniz tür haberleşme sistemleri herkesin ilgisini çekiyor. Çünkü o zaman her fabrikanın içerisinde üstüne sim kart takılan ve her ay aslında işletmeciye bir abonelik bedeli ödeyeceğiniz bir terminal hayal ediliyor. Benim söylediğim de aslında bu özel 5G ağlarıyla da bunun alakası var. Yani konu çok ve çeşitli. Sonuç olarak o pastada herkesin gözü var. O şekilde söyleyeyim, orada durayım. Sonunda ne gerçekleşir bunu zaman gösterecek. Evet ama anlaşılan şu ki hocam, yani işte 50 milyar filan bu rakamlar, 50 milyar cihaz birbiriyle konuşacak çok büyük rakamlar gibi görünüyordu. Bunlar hani siz trilyonluk diye bir şey ifade ettiniz. Anladığım kadarıyla anlamsız kalacak bir zaman sonra, öyle görünüyor. Trilyona gidebilir çünkü her sensör aslında sonuç olarak bir terminal cihazı haline gelecek. Her elektrik direğinde bir sim kart olduğunu düşünün. Her ne bir tarım yapan birisi oraya diktiği her ağaç, her sulama sistemi, anlatabildim mi? Bütün dünyanın her tarafına aslında sim kart taktığınız her şey terminal. Evet. O şekilde bakın. Her birisi bir abone. Ve esasen satılan o nesnelerin interneti için satılan her çip üzerinde patentler olduğunu da düşüneceksiniz. Yani 500 dolarlık şeyde %20 patent payı olarak bazı firmalara gidiyorsa IoT cihazlarında nesnelerin üzerindeki o çipin fiyatı neyse onun da %20'si patent olarak, patent lisans geliri olarak bazı firmalara gidecektir. Bütün mesele bu zaten. Yani bütün her şeyi açıklayan bir şey bu. Yani bütün bu sürücü güç esasen biraz önce tespit ettiğimiz gibi ne operatörlerden geliyor, ne vatandaşlardan geliyor, ne de işin aslına bakarsanız endüstrinin kendisinden geliyor. Telekom sektörü oturuyor diyor ki biz bundan daha iyi ne yapabiliriz? 10 misli daha hızlı. O onu yaptığında isteseniz de istemeseniz de onu alıp kullanmak zorundasınız. Eğer onu alıp kullanmazsanız yarış dışısınız. Yani topyekun yarış dışısınız. Biraz önce Murat Bey dedi Hanover bu anda yer kiraladık vesaire. Tam benim söylediğim konu bu. Yani orada 5G kullanılıyorsa Türkiye'de bir fuar açtığınızda da 5G'nin orada olması gerek. Yoksa kimse Türkiye'de fuar vesaire düzenlemeyecektir, uluslararası fuar. O fuarlar onun olduğu yerlere gidecektir. Evet hocam, çok net, çok net. Hocam 2 saati biraz aştık. Sizi de yorduk hissediyorum ama
müsaade ederseniz direkt demişken şu baz istasyonları meselesini çok kısaca bizimle paylaşır mısınız? Yani bu istasyon üretimi için Bulak diye bir proje üzerinde çalışılıyordu 4.5G üzerinden ama şimdi bu ürün 5G'ye göre tasarlanacak deniliyor. Böyle bir uygulamaya gidilecek deniliyor. Bu dünyada kullanılan bir ürün olur mu? Sizde bu konuyla ilgili hiç bir ilişkiye geçen, temasa geçenler oldu mu? Bir bunu soracağım. Çünkü bu da tartışılan bir konu. Bir de özellikle bu 5G ile ilgili bir acaba sağlık sorunu yaratır mı diye bir endişe var. Mesela Avrupa'da halkın sorulardan bir tanesi de oydu. Halkın anten taktırmadığı, baz istasyonuna karşı çıktığı gibi konular var. 5G'nin de gelişmesini engelleyecek bu deniliyor. Sizin görüşünüz nedir? Ulak'ta başlayayım. Ben Ulak şimdi 4G veya 4.5G baz istasyonları yaptı. 1300-1400 benim bildiğim 1400'ün üzerinde baz istasyonu da sahada şu anda hizmet vermekte. Doğrudur hocam. Şimdi bu Ulak muhakkak 5G baz istasyonlarını da 5G standartına uygun olarak yapacaktır. Buna hiç şüphe yok. 5G'ye geçişte 4.5G baz istasyonları aslında kullanılabilir. Yani uluslararası standart bu şekilde bir geçiş senaryosu, standarda uygun şekilde geçiş usullerini tanımlamış durumda. Buna non-standalone mode adını veriyorlar. Non-standalone mode. Doğal olan da bu aslında. Yani 4.5G Türkiye'ye ihalesi ne zaman yapıldı? 2015 evet. Yılında. Şimdi yani daha 6 yıl olmuş. Bu ekonomik ömrünü doldurmuş değil. Bütün dünyada bu böyle aslında. 5G, 4.5G baz istasyonları üzerinden verilecek 5G'de servisler ilk olarak. Bundan standalone modda. Yani yeni kurulan baz istasyonları hep 5G baz istasyonu olacak. Ama 5G'ye birdenbire geçilmeyecek. Bu GSM'in yani bu operatörlerin meslek örgütünün raporuna göre de 2025 yılında hala dünya nüfusunun en fazla %16'sı zaten kullanıyor olacak 5G. Yani bu da kırsal bölgelere yıllar alır 5G'nin gitmesi. Yani uzun sözün kısası Ulak'ın 4G'den 5G'ye geçerken tasarladığı her şey muhakkak uluslararası standartlara uygundur. Dünyanın eğer öyle bir sistem geliştirip Türkiye'de başarıyla uygulayabilirlerse dünyanın her yerinde de satabilirler, kullandırabilirler. Yani ne yaptıklarını gayet iyi bilen bir ekip var orada. Ben de bir yıl süreyle Ulak Yönetim Kurulu üyesiydim aslında. Ve çok başarılı işler yapan gurur kaynağımız bir şirket. Hiç şüphemiz şüphe olmasın. İkinci soru, baz istasyonları sağlık riski yaratır mı sorusu. Yani bu konunun ben uzmanı değilim ama yani o uzman olmadığım çok konuda konuştum bugün. Onun için burada da... Estağfurullah. Ya kimse, ama öyle bir durum, öyle buradan, bir algı var yani ona kimse dikkat çekiyor. Buradan endişe etmesin diyeceğim tek kelimeyle. Yani insanların hayatını mühendisler sorumluluk sahibi insanlar bunların hesapları yapılıyor, denemeleri yapılıyor. Yani dünyada bu işle uğraşan 1 milyondan fazla mühendis var bu sektörde. Bile bile insan sağlığını tehlikeye atacak bir sistemi yapmaları, bunu uluslararası standart haline getirmeleri, hani bu komplo teorisi çerçevesine de sığan bir şey değil. Yani çok dar ve özel çıkar sahibi bir grubun, klikin yapacağı türden şeyler bunlar. Yani bunu da göz önünde bulundurmalarını rica ediyorum. Yani bu konuda endişe duyanların yani komplo teorisi yani genellikle bu konudan pek anlamayan
kesimler tarafından dile getirilen şeyler. Bazen bunların bazı ülkelerin 5G'ye yatırım yapmalarını engellemek için, onların gecikmesini sağlamak için karşı tarafın istihbarat tarafından bir şekilde yaratılmış bir takım suni gündemler olup olmadığını da düşünmüyor değilim açıkçası. Evet hocam, mutlaka yani şu biraz önce çizdiğiniz çerçeve içerisinde her şeyi düşünmek lazım, her şeyi hesaba almak lazım ama benim şimdi soracağım son soruyu belki o çerçevede değerlendirmeyin. Çünkü bu yılın Musk'la ilgili soruyu olacağım. Bu Starlink projesi hakkında ne düşündüğünüzü soracağım. Acaba 5G'ye şu anda bazı hizmetler veriyor, $90 aylık hizmet bedeli var ama hani acaba bu tamamlandığında ucuz internet sözü var çünkü vaadi var. Acaba 5G'ye bir rakip olabilir mi? Bir de şunu sormak istiyorum hocam. Ek olarak hemen bir Çin'de duyduk. Şimdi bir şehir 5G'ye geçti. Biraz önce siz Mercedes fabrikanın örneğini verdiniz. Lokal olarak bunlar uygulanmaya başladı. Peki dünyada bir yaygınlaşması açısından hani Türkiye 2023 ama önümüzdeki sene dünyada daha hızlı bir şekilde yaygınlaştığını görür müyüz 5G'nin? Yoksa 2023'e doğru sarkar mı? Türkiye'de mi? Yok, dünyada diyorum. Tamam. Yani dünyada biraz önce söyledim. Bu en güvenilir bilgi tahmin ediyorum uluslararası hani bu operatörlerin hepsinin bir araya geldiği federasyon diyelim, GSMA diye bir şey var. Onların yayınladığı rapora göre, yani raporda var bu. Deniyor ki her sene $200 milyar yatırım yapılacak. 5 yıl içerisinde $1.1 milyar yatırım yapılacak. Dünya nüfusunun, yani abonelerin %16'sı, dünya nüfusunun değil de evet, abonelerin %16'sı 5G kullanıyor olacak diyor. Tamam, bunu yani benim daha sağlıklı bir rakam üretebilmem mümkün değil. Oraya anladım. Tedrici bir geçiş var. Yani peyderpey bir geçiş olacak. Peyderpey, kesinlikle peyderpey. Peyderpey. Burada da geçişte aslında Almanya'da bu kadar acele davranılmasının sebebi onlar aslında bunu öncelikle imalat sanayinde şey yapmak istiyorlar, kullanmak istiyorlar. Çünkü bunun şu şeyleri de var. Bakın yani bunu bir daha altını çizeyim. Şimdi biraz önce arkadaşımız Hanover Fuarcılık'tan Murat Bey dedi ki Siemens dedi. Bir firmanın adını saydı orada. Siemens nedir aslında? Yani fabrika otomasyonunda bir numara firmalardan birisi herhalde benim bildiğim, değil mi? Evet. Yani Almanya diyor ki gel önce, tamam mı? Sen Mercedes fabrikasında vesaire benim buradaki fabrikalarda bu ürünlerini geliştir. Eğer yani acele etmelerin sebeplerinden biri bu aslında. Şu anda dünya lideri olan bazı firmaları var belli alanlarda. O firmaların 5G için 5G'yi kullanan ürünleri bir an önce geliştirmelerini sağlamak için bu işi yapıyor. Anlatabildim mi? Yani bu çok basit bir şey aslında. Yapmasa ne olur? Yapmasa yarın öbür gün yani bu Siemens firmasının yerini bir Kore firmasının alması işten bile değil yani. Bu kadar basit. Bu teknoloji artık 100 sene üzerinde oturacağınız kalıcı bir miras değil babanızdan, dedenizden. Yani uçup giden bir şey. Uçup giden bir şey. Bir 10 sene içerisinde dünyadaki bütün dengeler alt üst olabilir. Ben bu noktaya elimden geldiğince dikkat çekmek istedim. Buradaki riske. Tamam mı? Yani biz yok olup gittiğini görebiliriz. Milyonlarca insanın işsiz kaldığını da görebiliriz ayrıca. Bunun ciddi sonuçları var. Diğer soru çok farklı tabii o Starlink. Starlink sorusu. Yani Starlink 42 bin uydu ile dünyanın her noktasından internet erişimi sağlamayı hedefleyen bir proje. 42 bin uydu. Tabii bu şimdi bunun birkaç yönü var. Elon Musk hani zaten uydu atabilecek kapasitede bir başka şirketleri var. Hı hı.
bir sinerji var. Yani bu projeyle elindeki diğer varlıklar arasında ciddi bir sinerji var. Bir. İkincisi, 5G'ye rakip olabilir mi diye sordunuz. 5G ilk defa uydularla konuşabilen bir haberleşme sistemi olacak. Yani 4G'nin böyle bir kabiliyeti yok. 5G aslında bu Starlink projesiyle birlikte çalışabilir. Yani Starlink projesini bir anlamda gökyüzünde dönen baz istasyonları gibi de görebilirsiniz. Facebook'un da aslında bu şekilde bir projesi var. Ve bu projelerin maliyeti dünya yüzeyini kapsayacak şekilde baz istasyonu kurma maliyetinden daha fazla değil aslında. Dünya yüzeyi karasal kısım en azından baz istasyonlarıyla kapsanmış vaziyette ya çoğu kısmı. Evet. Şimdi bunu okyanuslar da dahil, çöl alanları, insanların yaşamadığı yerler de dahil, dünyanın tamamının üstünü kapsayan bir havada uçan baz istasyonları gibi düşünün. 5G telefonları bu Starlink'te bağlanıp konuşabilecek. Bu ne anlama geliyor? Bir kere her şeyden önce global bir operatör ortaya çıkıyor. Starlink, yani bu yerli operatörünüz var. Bir de belki Starlink de bir operatör veya belki birkaç tane operatör yaratabilir. Şimdi sonuç olarak 5G alternatif değil. 5G ile birlikte çalışabilecek bir sistemden bahsediyoruz. Ben Starlink'in dünyadaki insanlara kendisine ait, kendi geliştirdiği yeni akıllı telefonlar vesaire önereceğini zannetmiyorum. O aslında çalışacak bir model değil. İnsanların zaten ellerinde 4G, 5G telefonlar var. Bu telefonların içerisine Starlink'le haberleşme kabiliyetini koyacaklar, beraber çalışacak. Şimdi Starlink başka yönleri de var. Bugün New York şehri ile Londra borsası arasında en kestirme, en düşük gecikmeli haberleşme kanalı Starlink üzerinden olacak. Yani yüksekteki bu uyduya çıkmıyorsunuz. Yalnızca alçak yörünge bir uyduya çıkıyorsunuz. Uydudan uyduya neredeyse bir düz hat üzerinden gecikmesiz olarak olabilecek en düşük gecikmeyle gidiyorsunuz. Orada Londra'da yere iniyorsunuz. Evet. Bunun tabii borsaları birbirine bu şekilde bağladığınızda çok ciddi bir bu high frequency trading dedikleri konuda çok ciddi bir avantaj da elde ediliyor. Yani çok müşterisi olacaktır bu Starlink'in. Çok sayıda buna abone olmak isteyecek müşteri olacağını görmemiz lazım. Çünkü daha önce yapılamayan yeni işleri yapıyor olacak. Son olarak Starlink'i kim finanse ediyor, niçin finanse ediyor? O noktalar da var. O noktalarda ben spekülasyon yapmak istemiyorum ama yani bunun stratejik bir değeri olduğu apaçık meydanda. Ve Elon Musk'ın aslında diğer başka bazı projelerine de baktığınız zaman yani böyle bir işe el atması o kadar şaşırtıcı değil aslında. Evet hocam, Qualcomm'un itiraz etmediği Huawei'in CFO'sunun bizzat Amerikan hükümetinin isteğiyle, talebiyle Kanada tarafından gözaltına alınmasına benzer bağlantılar, linkler diyebiliriz belki. Yani ben en azından öyle bir yorumda bulunmuş olayım. Belki de Kennedy'nin 1960 başında ya bir uzay aracını biz mutlaka Ay'a götürmeli ve sağ salim tekrar dünyaya getirmeliyiz deyip kongreden o yüksek meblağlı destekleri, fonları istemesiyle de çok alakalı büyük projeler bunlar. Çok haklısınız. İşte herhalde bizim de bu yönlerden bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda çok uyarıcı olduğunuzu söyleyeyim. Zannediyorum bizi izleyenler de epey bir bana katılacaklardır bu konuda diye düşünüyorum. Sevgili hocam, eğer sizin için de ya da ekleyeceğiniz başka nokta yoksa ben Hasan Basri Kayakıran Başkanımıza son sözü bırakarak, bilmiyorum belki kendisinin diyeceği, soracağı da bir soru da olabilir. Bu moderatör 2,5 saattir hocamı meşgul ediyor ama asıl soruyu bir türlü soramadı dediği bir soru da olabilir. Onun için son soruyu kendisine bırakacağım. Ama gerçekten ağzınıza, aklınıza sağlık diyorum.
Yani çok doyurucuydu benim açımdan. Ben sayfaları doldurdum buradan. Bir yandan sizle sohbet ettim, bir yandan da notlar aldım. Eminim bizi izleyenler de öyle yaptılar. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Sağ olun, var olun. Ben çok teşekkür ederim Hakan Bey. Çok güzel sorular sordunuz, çok güzel yönettiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Hasan Basri Başkanım, eğer uygunsa size bırakıyorum son sözü, buluşmamızı sevgili hocamla kapatmak için. Vallahi ben öncelikle hocama ve diğer tüm katılımcılara ve size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani bu yaşta çok şey öğrendim. 5G'nin ne olduğunu, neden olması gerektiğini ve neler yapmamız gerektiğini anladım. Teşekkür ederim. Benim ilave bir sorum yok. Büyük bir feyiz alarak dinledim. Benim aslında biraz hiperaktifliğim vardır. Yerimde oturamam. Kalkarım, dolanırım. Burada nefes almadan bile konuşmaları dinledim, soruları dinledim. Çok teşekkür ediyorum. Erdal Hocam, size davetimizi kabul edip katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hakan Bey, size de moderatörlük teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ederek sözü kapatıyorum. Çok sağ olun. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için bu seçkin dinleyici topluluğunun önünde konuşmak, fark etmişsinizdir, kaçırmak istemediğim bir fırsattı. Vermek istediğim çok mesaj vardı. Umarım verebildim. Bana bu şansı tanıdığınız için teşekkür ederim. İyi günler dilerim, saygılar sunarım. Hocam, mesajlarınızı aldık. Biz de inşallah gerekli yerlere o yönde baskı yapacağız. Saygılar, iyi günler. İyi günler, hepinize teşekkürler. Bay bay. İyi günler, sağlıklar diliyoruz. Görüşmek üzere hocam.